Evet sevgili arkadaşlar, fantastik perşembenin yankı odasının değil, aynen fantastik perşembenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Allah. Ne kadar ama doğru bir yerde bitti lan. Ay tabii ayarladım onu. Okan sen. Vay be. Anlıyorsun ha bu işlerden. Aynen Okan'ın seçtiği müzikte. Drop var diyenler oldu. Bir geldi gitti. Şu anda bilgisayarım bir yine kötü durumda ama bu 6 ay sonra FRP'ye dönüşümüzün mutluluğunu kıracak kadar da değil gibi düşün. Bir sene bile mi belki? Ne? Yok 6 ay. Sen bence Streamlabs'te kendi üzerine bir tane ayna at, yoksa millet kendini bıçaklamaya başlar. Evet, birazdan başlar. Bayrak soldu. Ben bile bıçaklayayım. Yani bayraklar inmeyecek. Ya bu demagoji ezanlarda dinmeyecek kardeşim. Bugün tamam. Zaten Old School ekibinin 7. 8. belki FLP'si. 6 kişi başlandı. 5 kişiye düşüldü. 4'e düşüldü. Taze kan Tunç Deha Uluç. Kardeşim hoş geldin. Zarın hoş büyük olsun. Zarın büyük olsun. Kardeşim. Aa biz nasıl zar atacağız lan? Bir denesene Okan ünlem rol 20 diye. İnşallah atabiliyoruzdur Okan. Hadi bakalım. Roldan sonra boşluk var mıydı? Yok. Veriyorum. Ver. Hadi günün ilk zarı olsun. Gel bakayım bot buraya. Gelmedi. Gelmedi. Evet. Bunlar biraz geç çalışıyor. Aha, ha geldi. Ha geldi. Güzel. User'ı yapamamışım. 13 attın ama. Nasıl? Tamam. Geldi. Çok geldi. Okey. Tamam. Güzel. 13 geldi. Bu arada aynı zamanda da iyi başladık. Normalde 2 ile başlamam. Tabii tabii. Sevgili arkadaşlar. Bizden ilk defa bırakın hayatında ilk defa rol yapma oyunu izleyecek olan var mı? Öncelikle chatten bu yanlış soruyu sormak isterim ki hepiniz ben yazın. Onun dışında aşağı yukarı işte nedir? Biraz geç başladık. Onun kusuruna bakmayın. 2 saat, 2,5 saat maksimum sürecek bir ilk bölüm oynarız bugün. Normalde başta girişte yarım saat geyik yapıyorduk. Ondan kısarız. Kıstık bile. Uyarsa 7-8 dakikaya başlarız. Hızlıyız, canavarız, ateşiz. Şimdi izninizle Sayın Rektörüm Suray Bakış'tan başlamak üzere bu senaryonun oyuncularından bu geceyle ve FRP yolculuğumuzun devamıyla alakalı görüşlerini almak isterim. Öncelikle 4 sene önce çıktığımız bu yolda tüm oyuncuların, tüm NPC'lerin ya şu yazıyı biraz hızlı akıtın dedim o kadar. Yani bitmesi gerekiyordu bu. Aynen yoruldum. Abi çok heyecanlı bir kere. 4 ay 5 ay oldu herhalde minimum yani. Ben hatırlamıyorum ne kadar zaman oldu. Bazen böyle rol yapan insanları gördüğüm zaman, özellikle GTA roleplay kısmında Mete birkaç kere oynadığında, ulan dedim ne kadar zevkliydi ya rol yapmak falan. Zaten bu hayatın içerisinde rol yapmıyor muyuz diye düşünüyordum. Düşünmüyorum öyle artık. Çünkü burada oyun sahnesine çıktık. Bir de böyle senaryo bizi böyle ilk senaryomuz gibi bir setting'e götürdü. Tam aynısı olmasa da benzer. O yüzden ben ekstra heyecanlıyım. Ama Tunç'un gelmesi daha büyük heyecan aslında burada bizim. Estağfurullah. Zaten Tunç'un... biz çok oyun oynadık. Hani bu dangalak kadroya bir tane aklı başında insan lazımdı. Belki o gelmiştir diye umut ediyorum. Tunç, bakalım... Belki iyi ekledin. Doğru zamanda. Bakalım gerçek hayattaki zekasını oyuna yansıtabilecek mi? Hızlıca... Fulya the Leblebi Queen Ranger olmuş Kartalcı, o da Kartal Nordik abi zamanından Kartal yani. Abone olmuş. Ondan sonra acıma Kinkaju Ranger olmuş. Bu yayına üyelik yakışır demiş. Teşekkür ediyorum. Rosania da yine Nordik abi zamanından Rosania. Paladin olarak katılmış aramıza. Buse'cim hoş geldin. Erhan da yine TTRPG ne abi? Yenen bir şey mi? Muryo denir Türkçede. Masaüstü rol yapma oyunu. Muryo oynayacağız bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Mete Baş. Onu ızgarada yiyeceksin. Mete Baş, sen ne diyorsun bu geceyle ilgili? Ya abi ben yayından önce de söyledim. Çok özledim hakikaten. Yani biz her gece bu ekip toplanıyoruz ama bugün böyle bir toplanınca içimde böyle kalbim böyle bir pırpır. Böyle tatlı oldum. Özledim rol yapmayı, sizinle FRP oynamayı özledim hakikaten. O yüzden bir heyecanlıyım.
Keyfim de çok yerinde. Sabırsızlanıyorum da bir an önce başlayalım diye uzatmıyorum. Hemen sözü Okan Asman'a bırakıyorum. Bazı, çok affedersin Okan Asman. Bazı eski dimalar, Nordik abi zamanının izleyicileri diyor ki Mete'nin karakterinin kim olduğu, ne olduğu önemli değil. 2-3 bölüme ölür diyorlar. Adeta şeysin buranın, Boromir'isin. Neydi adamın gerçek adını unuttum. Her evet, filmde evet, ölen. Boromir olur. Aynen. Hoş olur. Geldiniz hepiniz tekrar. Okan Asman. Çok heyecanlıyım herkes Hı-hı. gibi. Hı-hı. Gerçekten uzun zaman geçti aradan. Bir Abi. De böyle bir Mete ile oynamayı ekstra özledim. FRP oynamayı. Mete de var kadroda. Tunç da var. İkisiyle Hı-hı. oyun süremiz birbirine yakındır. Mete'nin Doğru. ölümleri dolayısıyla. Ben bir yandan Doğru paylaşımlarımı yapıyorum. Şeyleri birazcık karakterlerin hani ufak tefek kim olduğuyla ilgili böyle konuşurken bu sefer Mete'nin kendini sağlama aldığını ümit ediyorum. Yani umarım bu sefer kendini öldürtecek bir şey yapamayacağı bir oyun biçimi seçmiş. O yüzden de ekstra bir heyecanım var. Bakalım. Okay. Tunca da ekstra hoş geldi abi. Bu son sözde Tuncun olsun. Olsun mu şu anda? Bana mı verdin? Ben verdim abi. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya ben heyecanlıyım. Çünkü daha önce FRP oynadım ama kameralar önünde hiç oynamadım. Kameralar var, evet. Evet. Bir tanesi çalışmıyor. Sadece siz birini görüyorsunuz. Güzel. Evet. O yüzden de kendime birazcık benzer bir karakter yarattım ki rahat oynayabileyim diye. Siz Okey. Bu sefer biz ilk defa şey yaptık arkadaşlar. Böyle bir Session Zero kadar değil ama karakterlerimizi oturup beraber bir konuştuk. Ben bazı arkadaşlarla özel de konuştum. Kendi aralarında da konuştular. Çünkü bir ekip oynuyorlar. Birazdan anlatacağız. 9 dakika oldu. Ne diyorsun? 50 geçe başlayalım mı? Yavaştan. Olur. Şimdi mi başlayalım? Olur. Ben bir toplansın insanlar dedim, meraklısı varsa. Ya gelsin, gelen gelsin de başını kaçırmamak önemli. Bir 4 dakika Hı-hı. daha bekleyelim. Artık gelecek gelir. Evet. Aynen öyle olur. Ben şeyi sormak isterim abi. Çok özür diliyorum. Buyur. Hepimiz söyledik. Sen de bir hani nasılsın? Ne hissediyorsun? Doğru düşüncelerin. Lan. Abi ben çok heyecanlıyım. Bir de ben FRP önceleri çok strese giriyorum. Yani hiçbir zaman yeteri kadar yazamadığımı düşünüyorum. Her seferinde de yazdığımın %5'i oynanıyor. Ama bak bugün işte az önce söyledim. 37 tane görsel eklemişim şeye, diğer overlay'e. 3 kişiyle falan konuşacaklar muhtemelen. Ama ya siz o kişiyle de konuşmak isterseniz de ben onun oradan görselini ya. Çıkaramazsam diye insan ana yüreği bu. Yine bence eksiklerim var. Ama bir şekilde beraber çözeceğiz. Benim şey gibi düşünüyorum. Zamanında Agosta'yı izleyenler hatırlar. Orada böyle yapmak istediğim şeyi biraz burada yapmaya çalıştım. Hani neredeyse açık dünya. Neredeyse açık dünya. Hani ne isterseniz yapabilirsiniz. Peki buna emin misin? Yani abi evet ya. Hani şöyle bir şey diyeceğim. Hiçbir zaman bilemezsin ya. Yani ben sana yazdım desem yazdım ya. Hani ben iyi doğaçlıyorsam en iyi yazar benim gibi bir durum var FRP'de. Hayır, ben şuna dönüşmesin isterim. Her gördüğüm NPC'ye ilk iş adınız ne dedikten sonraki ya, 4 babuşka saniye. Ya babuşka yani ne yapacaksın? Babuşka adı. Ha, isim konusunda biraz sıkıntım var. O hemen isim bulamayabiliyorum. Çünkü şu anki setup'ımdan yana name generator falan da açamadım. Çözeceğiz hepsini. Herkesin adı belki insan olur çünkü. Öyle bir evrendir. Onun dışında ilk bölümler çok heyecanlı oluyor. Evet. Şey gibi. Çünkü bu senaryo iyi mi olacak, kötü mü olacak işte. Biraz kaderi belirliyor ilk evet, bölüm. Evet evet. FRP'nin cilvelerinden biri o. İlk bölüm iyi geçerse, merak uyandırırsa, oyuncular keyif alırsa. Ben böyle mesela şey yaptığım oluyor bazen. Bir izliyoruz ilk bölümü. Ben konuşuyorum full. %90 ben konuşuyorum. Bugün öyle yapmamaya çalışacağım. Çünkü şey gibi oluyorum. Öyle de baktınız mı? Öyle de yok ya. Kendine haksızlık etme bence. Öyle belki bir puzzle oyununda bir tanesinde öyle olmuş olabilir. Dünyanın son 3 gününde falan biraz öyleydi. Onun dışında ben bu kadroyu da beğendim. Yani Tunç'un neler katabileceğini biliyorum. Sizin gözünüzde o FRP açlığını görüyorum. Karakterlerinizi biliyorum bu sefer. Şey gibi oldu parti. Dört benzemez ama bir yandan da düşmanların kettle'ına basacak bir parti oldu. Biz de biraz özümüze döndük.
dizi çekiyorduk her hafta. Bu sefer biraz fantastik rol yapma oyunu oynayacağız gibi oldu. Bilmeyen için arkadaşlar için bir dakikalık ne yapacağımızı anlatıyorum. Olur ya, bu yayından gören olmuştur, tıklayan gelen olmuştur. Bir hikaye taslağı var benim elimde. Bazı şehirler var, bazı insanlar var, bazı olaylar, durumlar var ama ben bunların nereye gideceğini bilmiyorum. Bunları arkadaşlarımla beraber konuşarak, zar atarak, doğaçlayarak beraber karar veriyoruz. Biraz birbirimizin üzerine oynuyoruz gibi oluyor. Daha sonra da yeni gelişen olaylardan başka yeni olaylar yazılıyor falan filan, böyle bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sadece konuşarak yapıyoruz. Biz bulduk bunu. Yok. Bu Antik Yunan'da bulunmadı bu. Biz bulduk. Fantastik rol yapma denilen, Myrio denilen, rol yapma oyunu denilen zımbırtı Dungeons and Dragons olarak duymuş olabileceğiniz falan. İş bu. Biz biraz bunu daha çok konuşarak, daha az zar atarak yapıyoruz. Uzun süredir yapıyoruz. 5 dakikada yapıyoruz. Hemen teslim ediyoruz. İyiyiz. Güveniyoruz kendimize. Güçlüyüz. Genciz. Falan. Kaçırırsan tekrarı var mı? Var. Tabii ki var. Yavaştan izninizle. Herkese mi tekrarı? O soruyu da herkese. FRP halka açık bir şeydir kardeşim. FRP pahalı bize. Kata kaldırmaz. Evet. Biz bunu amme hizmeti olarak yapmıyor muyuz zaten? Biz Türkiye'de 250 seveni olan bir hobide payroll'un arkasına, paywall'un arkasına koyacak değiliz. Moderatörler atabiliyor Özlem. O ya böyle 18'i harcadı. 18'i harcadı gitti. 6'yı harcadı şu an ya. Test için. Millet 3 atıyor 4 atar ya. Özlem galiba doğru biri değil abi. Galiba. Galiba. Arkadaşlar abonelikler için teşekkürler. Son olarak da Heruk Rims'i okuyayım. Bundan sonra aralarda okurum. İzninizle başlıyorum. Gönder bakalım. Ya. Neymiş ya şu senaryoyu bir öğrenelim. Siz de, siz de çok bilmiyorsunuz bu arada. Biz şey karakterleri ne zaman anlatıyoruz Soykan? Sen senaryoyu başladıktan sonra mı? Biraz da anlatacağız herhalde Soykan. Tamam şimdi o zaman. Bence şimdi ilk önce karakterleri bir anlatalım. Hadi bak. Tamam. Siz şimdi karakterleri anlatın. Ben ondan sonra tamam. Müzikle beraber senaryoya gireyim. Ve aynen. Setting'i anlatayım. Olur mu? Olur. Olur. Tamam. Çok özür diliyorum abi. Karakterlerimizin görüntülerini mi vereceksin sen insanlara ekrana? Ananı satayım. Benim, oğlum evet bu arada ben de satayım. Benim karakterimin görüntüsü yok. Suray'ın karakterinin görüntüsü olmadığı için olmadığı bu için haftalık şey veremiyoruz. Yoksa ben diğer üçünü yüklemediğim için değil. Bu haftalık veremiyoruz. Ya şey yayının sonunda diğer üçlüyü veririz ya, kusura bakmayın. Bir de özele bak da ondan sonra karakterleri anlatalım. Niye lan? Sıra, şey nude attım da. Abi bana yazacaksanız bu oyundan yazmayın. Şey WhatsApp'tan yazın abi. Okudum ha, Okan Discord. Seninkini de görüntü donuyor. Discord tamam olduğu tamam. Için. Okan gerek yok onu söylemene. Ha okey. Bir desen ben söylerim. Okey okey okey. Okay. Aynen. Paslandık İrem, paslandık. Erdem'in 20 lirasıyla beraber yarış başladı arkadaşlar. Muhtemelen tekrarı buradan başlamış olur. Hoş geldiniz sürü senaryosunun ilk bölümüne. Okan nasıl bir karakter oynuyorsun abi? Selamlar. Benim karakterimin adı Karta. Fakat overlay'de de gördüğünüz üzere Crispy Karta şeklinde anılıyor. Crispy diye hitap ediliyor genel olarak. Kendisi genç yaşta, küçük yaşta çok böyle ekstra yetenekleri, ne bileyim o bilime, okula vesaire aşık bir insan değil. Sosyal yetenekleri de çok üst düzey değil ama gerçekten iyi şekilde saklanabildiğini, kamufle olabildiğini ve sessiz davranabildiğini fark ediyor. İnsanların onu fark etmediğini ve bunu lehine çevirebileceğini fark ediyor. Ve yani ufak tefek hırsızlıklar silik yapıyor. Bir karakter gibi mi? Yetenekli yok. Biri. Yani istediğinde silik olabilen bir karakter gibi. Okay. Ve bu şekilde ufak tefek hırsızlıklar yapmaya başlıyor. Minnakken. Daha sonra mı yani senin karakterin? Yok yani bir hastalık boyutunda değil, isteyerek bile isteyerek hırsızlık etti. Daha sonra bu karakter bir gün sevgili Karta bir zengin bir adamın cebindeki güzel parayı çalmaya çalışırken adam tarafından yakalanıyor, fark ediliyor.
adam normalde bunun cezaları ağır. Bu tarz olaylara çok ciddi cezalar veriliyor. Ama adam kıyamıyor Karta'ya. Ve ona artık ondan faydalanmayı düşünüyor aslına bakarsanız. Ama Karta bunun farkında değil. O tamamıyla vicdan yaptı ve beni çok sevdi şeklinde olaya yaklaşıyor. Yaklaşık 3-4 sene süren böyle bir beyin yıkama ve eğitim sürecinin ardından artık Karta bütün yeteneklerini ve skillerini hem daha fazla geliştirmiş, hem daha vicdansız ve acımasız bir karakter haline bürünmüş. Hem de iyi bir şey yaptığını düşünerek insanlara zarar vermekten çekinmeyen ve bu adamın bu bahsettiğim zengin ve işte şeyli taştaşlı abimizin her söylediğini yapacak bir hale bürünmüş vaziyette böyle bir karakterim var. Çok çok net anlattın abi. Bir şey sizden de rica edeceğim. Ya bir not defteri bilgisayarda olur, şeyde olur. Bu senaryoda böyle çok isim var. Çok fazla böyle NPC ve organizasyon var. İzleyenler de böyle benim keyfimi arttırır diyen varsa not alarak bazen arada bir şey yapabilirsiniz. Okan nasıl gözüküyor senin karakterin? Crispy diyeceğim artık. Crispy çok şey. Crispy yaklaşık 1.70 boylarında. Çok öyle uzun değil. Hatta görece belki bile sayılabilir. Çelimsiz gözüküyor. Fakat yani nasıl söyleyeyim? Çok fit. Ekstra bir fit. Yani aslına bakarsan gerçekten vücudunda belki de hiç neredeyse yağ yok. İnce ve zayıf bir karakter. Hafif yaşı? Kilo bir karakter. Kendisi 26 yaşında. Okey abi. Teşekkür ediyorum. Duray, senin karakterin. Ne? Bagava. Okan bir şey diyordun galiba son. Öyle yo. Mi? Yo yo. Ha, ben yanlış duydum o zaman. Bagava mı? Çünkü ben böyle duyuyorum da. Kardeşim okey. Evet. Benim karakterim biraz telekinezik. Direkt bu özelliğiyle başlayayım ki konuşmanın gidişatı ona göre seyir alsın. Herkes bir denk alsın. Tamam. Evet. Benim karakterim telekinezik arkadaşlar. Kabiliyetlerini ilerledikçe göreceğiz. Şimdiden herhangi bir şey spoil etmek istemiyorum. Senin marketingini fazla... ya. Aslında çok fazla backstory'sine değinmek istemiyorum. Çünkü biraz bilinmesini istemediğim. Ya daha doğrusu zaten yani meta'ya kaçabilir. Kaçmasını da istemiyorum. Hani kaçmaz tabii. Kimse meta yapacak insanlar değil buradaki insanlar. Şunu ama söyleyebiliriz. Yani ben Surha'yla özel olarak 2 gündür telefonda konuşuyorum. Onun karakteriyle alakalı diğerleri bilmesin falan diye. Öyle bir durumu var. Evet yani söylesen söylersin ama söylemesen de güzel bir heyecanı korursun diye. Biz o heyecanı korumak istediğimiz için ben karakterin bazı detaylarını anlatmayacağım. Ama en azından genel hatlarından bahsedeyim. Bu ailesi, annesi, her FRP karakterimizde olduğu gibi ailesi bunun yok. O sayılmıyor ailesi, zaten o varsa tabii. Aynen anası babası yok. Babası Ayyaş da olabilirdi. Annesini dövüyor da olabilirdi ama yok. Dolayısıyla bu böyle birazcık... nasıl anlatsam size? Böyle bölge halkının, bölge insanının elinde çocuklar büyür ya. Ona böyle bakkal amcası bir şeker verir. İşte kenardan geçen birisi bir 100 lira sıkıştırır. Belki eski senaryolarımızdan hatırlayanlar varsa bizim intikal de miydi? Yok. Neyse. Orada mı? Benim Nazif miydi? Bir karakterim vardı. Şey, Efruz'da bir karakterim vardı. Kekeme. O da böyle alt, işte sokaktaki insanların büyüttüğü bir karakterdi ama onun farklı bir durumu vardı. Bu da öyle. Çok böyle esnaf halk ortamdaki bölgedeki insanlar oradan oraya o bakmış 3 ay o 5 ay bakmış falan gibi büyütülmüş. Anne baba kaynağı da bilinmiyor. Yani bu böyle bulunmuş bir çocuk gibi. Anlatılan hikaye bu en azından ona da. Çünkü kendisi böyle bir şey hatırlayamaz. Hı hı. Neyse adı Bagava. 30 yaşında. Uyumlu, ılımlı birisi. Sakin. Genel olarak hatlara bunları söyleyeyim. Ara detayları çok anlatmaktan kaçındığım için. Dış görünüşüyle alakalı kafamda çok net bir görüntü vardı. Görüntüsünü hazırlamayı unuttum. Bir de ben yayından çıkıp yayına geldim. Yani. O yüzden arada kaynadı o. Ama İnsanların o görüntüsünü tam bulduğum zaman tasvir edeyim. Şimdi tasvir etmeyeyim çünkü tamam. Tam aynı şeyi bulamazsam hoş olmaz bence. RP içerisinde de anlatabilirsin kendini. Ha evet öyle de yapabilirim. RP sırasında da anlatabilirim. Genel hatlarıyla söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani çok spesifik bir detay yok. Zaten vermek istemiyorum o detayları. Meteciğim. Ölmeyeceksin selamlar. İnşallah bu sefer. Ben Benjamin. Selam. Benjamin ilk önce dış görünüşüyle başlayayım. Hemen şöyle elimde bir görsel Mete, var. Oradan bakarak size çok daha ufak sesini arttırabilir misin? Çok ufak.
arttırırım. Birazdan arttırayım mı? Ne zaman istersen. Senaryoya başlarken. Şöyle abi, bunun böyle hafif lüle saçları var. Tatlı bir çocuk. Elmacık kemikleri hafif çıkık. Böyle 1.75-1.76 boylarında. Hafif ince bir delikanlı diyebileceğimiz bir çocuk. Böyle keçi sakallı, bıyıklı falan böyle bir tip. 24 yaşında kendisi zaten. Grubun sanıyorum ekibin en küçük üyesi olduğunu olabilir düşünüyorum. Benjamin'in. Şöyle bir Surhay'la hiç konuşmadığımız için, Bagava'yla hiç konuşmadığımız için açıkçası hayatlarımız çok benzermiş. Çünkü Benjamin ailesini hiç tanımadı. Zaten. Üstad Elkamis kendisini bir orman gezisi sırasında... Hoş geldin Mete. Hoş geldin kardeşim. Üstad Elkamis bir orman yürüyüşü sırasında çalıların arasında Benjamin'i buluyor. Ve daha sonra Benjamin'in yanına alıp biraz onu böyle hayata hazırlıyor diyebilirim. Yani Surhay'ınki gibi, Bagava gibi sokaklarda herkesin destek olduğu değil ama Benjamin'in biraz ona, Elkamis'in biraz ona... Bir mentoru var. Tamam, göstermesiyle birlikte oluyor, hayata hazırlanıyor. Üstad Elkamis aslında yaptığı büyüleriyle biliniyor biraz. Yani kendisi biraz efsunlu da bir adam. Benjamin'i bulduktan sonra... Söylenen o ki Benjamin'in kulağına fısıldadığı bir takım sözler sayesinde Benjamin çok iyi koku, yani kilometreler ötesinden bile alabildiği çok ince kokuları var. Aynı zamanda kerametli bir Elkamis. Evet. Yani bununla da yetinmeyip sanıyorum ormanın o doğayla bulunan iç içe durumundan da Benjamin'i biraz öyle tanımlamış olmak isteyecek ki Benjamin doğada bulunan bütün canlılarla bir şekilde iletişim kurabilen bir özelliğe de sahip. Aynı zamanda işte hani bu özel güçlerle falan bir şeyler kazanmaya çalışmadan Üstad Elkamis'le birlikte bunların böyle bir pot yapıp insanlara şifa dağıttığı, işte yaralılara baktığı falan bir küçük bir marakaları da var aynı zamanda. O yüzden Benjamin aslında hani olayları içerisinden her zaman kaçmış, yani bir ölüme şahit olmuş daha önce, yanlışlıkla birinin ölümüne şahit olduğu için kendini ölümden öyle bir korkutmuş, öyle bir uzaklaştırmış ki hayatı boyunca kimseyi öldürmemeye yemin etmiş bir karakter diyebiliriz. Meslek olarak da maceracılığı seçmiş. Maceracılığı seçmiş sayılır. Yani o noktada yani orayı biraz senaryonun içinde belki değiniriz nasıl bu maceralara atıldığında Benjamin'in. Tamam abi, teşekkür ederim. Tunç, senin karakterin nasıl biri? Ben Tunç'un karakterine geçmeden önce bir detayı vermek istiyorum abi. Onu kendimle alakalı vereyim. Sonra Tunç'a geçelim. Tunç, kusura bakma. Benim karakterimde abi şimdiden böyle spoil etmek istediğim, RP içerisinde göreceğimiz bir sadakat durumu var ve bir sadakat takıntısı var. Ve sadakat da çok büyük ölçekte benim dayandığım şeylerden biri. Hislerden, duygulardan biri. Bunu detayını eklemeyi unutmuştum. Okay. Şimdi ekleyeyim. Aynen. Boş. Garuk. Karakterimin ismi Garuk. Garuk. Biraz daha ben söyleyemiyorum. En doğrusunu Garuk kendisi söylüyor. Ananı çok iyi başladık. Hadi gidelim. Kral. Tamam. Metot oyuncusu. Metot oyuncusu transfer ettik. İsminin yanlış söylenmesinden çok tilt oluyor, çok sinirleniyor buna. Tamam. Kendisi tam bir survivor. En başta her şeyin üstünde hep kendisi var. Bu da küçüklüğünden beri hayatta kalmaya zorlanmış olduğu için gelen içgüdü gibi bir şey bu. Karakterin nasıl? Fiziksel özellikleri mi? Yok, şaka yaptım. Tamam. Dur. Salak. Biraz daha backstory'sinden bahsedeyim şimdi. Annesini tanımıyor tabii ki. Zaten. Ama babasını tanıyor. Aha. Hatta babasını... Aha. İlginç. Babasını seviyor. Babasını gören ilk karakter. Fakat... Bizim karakterlerimizin hiç babası olmadı. Genelde bölünüyorlar. Babasının üvey annesine olan sadakati... Kendisine olan sevgisinden daha fazla. Okay. O yüzden evde bir Harry Potter vari bir besleme gibi yaşıyor. Tamam. Yürümeye başlayıp hani
kendi kendine yemek yemeye başladıktan sonra artık üvey annesi evde istemiyor ve babası hayvancılıkla uğraşıyor ve evin yanında ahır var. Ahırın yanında ufak bir kulübede yaşamaya başlıyor. Ve evden uzak kalsın diye sürekli her sabah hayvanları veriyorlar buna. Mera'ya götürüyor, otlatıyor ve akşama kadar Mera da dağda kalıyor. Hı hı. Bu yüzden bütün vaktini, çocukluğunu tek başına hayvanlarla geçirdiği için hayvanlara karşı inanılmaz bir sevgi besliyor. Herhangi bir hayvan. Neden o? Ben yok mesela hayvanlardan nefret etsem parti 4 saniye sonra vibe yani o yüzden. Çok önemli bir yere atladım. Özür dilerim. Estağfurullah. Üvey annesi bir cadı ve ben babamın gayrimeşru çocuğu olduğum için babam beni eve getirdiğinde beni bir sırtıma yerleştirdiği rün ile lanetliyor. Rünün amacı, yerleştirmesinin amacı çektiğim her acıyı misli ve mislini hissetmem. Çok fazla acı hissediyorum. Ve aldığım bütün fiziksel darbeler direkt olarak ruh halimi doğrudan etkiliyor. Böyle bir mekanik yazdık Tunç'un karakteri için. Yani bunu oyuna şöyle soktuk. Hit point'i kadar da mental hasar alabiliyor. Bir noktada aslında herkesten daha dayanıklı, herkesten ölüme daha uzak ama bu acıların hepsini herkesten çok daha fazla hissediyor gibi bir mekanik var oyunun içinde. Şey gibi mi abi, Kibariye dinlediğinde böyle kahır mı oluyor? Gibi. Aynen öyle. Okey abi. Hep yani herhangi bir en ufak bir fiziksel hasardan bile ruh hali etkilendiği için çocukken hiçbir kimseyle arkadaş olamıyor. Arkadaşı yok. Çünkü ona yapılan en ufak darbede hemen kontrolü kaybediyor ve dövüyor etrafındaki çocukları. Böyle siyah Vans giyip geceleri ağlıyor mu? Hayır. Peki abi, teşekkür ederim. Okay. Dönüp hiç ağladı mı bilmiyorum. Aa. Evet. Falan. Daha sonra biraz daha hızlandırıyorum. Çobanlık yapıyor. 12-13 yaşına kadar çobanlık yapıyor. Ve böyle babasından tırtıkladığı birkaç kuruş para var. Ve artık hani 13 yaşında ben büyüdüm. Ve yaşıtlarından da daha irice olduğu için kendini büyük sanıp bir anda diyor ki ben bırakıyorum buradaki hayatı, şehre gidiyorum diyor. Cebindeki 3-5 kuruşu kısa bir süre içerisinde harcadıktan sonra kalacak yeri yok, yiyecek bir şey yok. Bir hana giriyor ve karnını doyurup hesabı ödemeden çıkmaya çalışıyor ve yakalanıyor. Buna direkt bir tokat atıyorlar ve Garuk'un az önce bahsettiğim özelliğinden dolayı hemen karşılık veriyor ve bunu öldüresiye dövüyorlar. Bayılıyor, öldü diye hanın bodrum katına yarın gömeriz ya da yakarız, yarın hallederiz mantığıyla atıyorlar bodrumuna ve gidiyorlar. Ertesi gün han sahibi geldiğinde Garuk'u canlı buluyor ve nasıl ölmedi diye şaşırıyor. Bunda bir iş var, bir sıkıntı var deyip diyor ki ben bu çocuğu yanımda tutayım. Yani bana orada şey soruyor, annen var mı yok, babam var mı yok, hiç kimse yok. Kimsem yok, bana sahip çıkıyor ve ben orada handa çalışmaya başlıyorum. Hanın bodrum katında geceleri illegal dövüş organize ediliyor. Sabahları normal garsonluk ve temizlik yapıyorum. Geceleri ise zaman içerisinde eğitim alarak bir dövüşçü oluyorum. Helal olsun. Vallahi karakterler bence çok güzel. Uyumlu mu değil mi bakacağız ama bu sefer derin ve düşünülerek yaratılmış karakterler var. Okan, çok hızlı şeyi anlatır mısın? Öyle başlayalım. Siz bir ekipsiniz. Nasıl, kimsiniz, nesiniz, nasıl buluştunuz? Çok hızlı anlat, başlayalım. Tamam, çok hızlı anlatıyorum. Bir gün yine bir görev esnasında bir konuşmaması gereken birinin olduğu bana söylendi. Ve onun hayatı boyunca bir daha konuşamamasını, daha doğrusu dünya hayatı boyunca bir daha konuşamamasını sağlayacak bir çözüm buldum. Kendisini öldürdüm. fakat daha sonra bir haber alıyorum ki kendisi ölmemiş. Şehirde bir şifacı var, onu buluyor ve ölümcül bir yara bu, biliyorum yani, ve alıp kendisini iyileştirmeye, tedavi etmeye başlıyor ve yaşadığını söylüyorlar. Kulaktan kulağa da bu yayılıyor zaten, ölmek üzere olan bir adamın yaşayış öyküsü. Ben de
bu nasıl olabilir diyerek hemen o şifacının bulunduğu yere gidiyorum. Ve şifacı zaten sevgili Benjamin olduğunu görüyorum. Türlü yalanlar, dolanlarla birlikte onun yakını olduğuma ikna ediyorum. Çok uzun bir süreden sonra, çok uzun bir konuşmadan sonra öldürmem gereken kişiyi oradan teslim alıp hem görevimi tamamlıyorum. Fakat böyle bir şifacıyla iletişimi kesmenin çok salakça olduğunu da bildiğim için sevgili Benjamin'le artık yola devam etmeye başlıyoruz. Benjamin'e sürekli gidiyorum, geliyorum, onunla ona yardım etmeye çalışıyorum vesaire. Bir hem bir arkadaşlığımız hem bir ekip olgumuz başlıyor. Ardından bu şehrimizin hanında beni bulan bu abimizin sahibi olduğu bir handa bir illegal dövüş organizasyonlarının yapıldığını ve orada asla yenilemeyen ne olursa olsun saatlerce öldüresiye dövülse bile asla ve asla kaybetmeyen bir dövüşçü olduğunu öğreniyorum. Yani bu benim için bulunmaz bir nimet. Garuk. Ve sevgili Garuk'la o şekilde tanışıyoruz. O şekilde kendisiyle iletişimimiz başlıyor. Ve ilginç bir yani tanışma hikayesi de sevgili Bagava'yla gerçekleşiyor. Bir gün birisi bana geliyor ve benimle ilgili bazı şeyler söylüyor. Yani sen şunu hissediyorsun, sen böyle bir adamsın falan. Ve sana yardım edebilirim gibi şeyler. Ama bu beni zaten kimse tanımaz bilmez. Yani tanınırım, bilinirim az çok. Ama tanınmam bilinmem. Ama tanınmam bilinmem, anladın mı? Bir dedikodu gibiyim yani birazcık daha. Ve birinin direkt bana gelip benle ilgili şeyler söylemesi de çok dikkatimi çekiyor. Ciddi bir saygı ve güven çerçevesi içerisinde de sevgili Bagava'yla bir tanışıklığımız var. Bagava'da hayırlı uğurlu olsun. Hayatımda ilk defa 20 dakikalık karakter tasviri esnasında azalmayan izleyici sayısı gördüm. O yüzden sizin de FRP izlemeyi özlediğinizi anlıyorum. Senaryoya sürüye başlıyoruz. Böyle ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Arkadaşlar. Selamlar. Binlerce yıllık tarihinin aslında çok kısa bir süresine insanların egemenliğinde geçirmiş Osmund kıtasındasınız. Bu kıtanın Galeren adı verilen büyük bir şehrindesiniz. Hepiniz doğma büyüme Galerenlisiniz. Buraya çeşitli hizmetleriniz, buradan aldıklarınız, buraya verdikleriniz hayatınız boyunca oldu. Fakat bu noktasında kariyerinizin mi desem artık hayatınızın mı desem yollarınız kesişti ve en uzununuz 5 yıl olmak üzere aşağı yukarı beraber görevler yapıyorsunuz. Paralı asker olarak, maceracı olarak başladığınız bu yolda aslında paralı asker olarak devam ettiniz ve son bir yıldır da aşağı yukarı konseyin dışarıdan hizmet aldığı iş bitiriciler diyebiliriz olarak hizmet vermektesiniz. Ben biraz hem izleyenlere hem size detaylı şekilde galerini anlatayım. Senaryo içinde de tabii birçok ortaya çıkacak noktası olmasıyla beraber. Aslında Galeren Osmund kıtasındaki 4 şehrin en büyüğü. Şehir devletleri bunlar. Tunç bir şey mi söyleyeceksin? Okay. Osmund kıtasındaki şehir devletlerinin en büyüğü. Ne anlamda en büyük? Hani zaten coğrafi olarak bir toprak büyüklüğü olarak birbirlerinden çok farkları yok. Bunlar ortalama büyüklükte. Orta Avrupa şehirleri gibi düşünebileceğiniz yerler. Fakat Galeren'i Galeren yapan şey kendi içindeki organizasyon becerisi, üretim oranı ve buralardan da doğal olarak gelen çok büyük ekonomisi. Bu kıtanın en büyük devleti yapan şey Galeren'in ekonomi. Bununla beraber askeri güç de yanında geliyor. Fakat Galeren'le alakalı belki de en çok bu senaryoda konuşacağımız ve sizlerin de işin içine girip girmemekle alakalı tereddütte olacağınız şey Galeren'de ağzı olanın konuştuğu bir siyasi iklim var. Yani bu ülkenin nasıl yönetileceği yüzyıllardır tartışılıyor. Yüzyıllardır yeni şeyler deneniyor. Fakat bir şekilde en istikrarlı olanın, en işe yarayanın konsey sistemi olduğunda karar kılınıyor. Galeren ilk kurulduğunda
100 kişiden bile fazla değil belki. Doğuştan gelen bir krallık hakkı olduğunu iddia ediyor mevcut kralınızın bilmem kaçıncı dedesi. Yüzlerce yıl böyle devam ettikten sonra Büyük Savaş'ın ardından, Bin Kanat Savaşı'nın ardından konsey sistemine geçiliyor ve şehir son 300 yıldır da bu şekilde konseyle yönetiliyor. Sizler zaten üst düzey askerler ve bu eşrafın içinde insanlar olduğunuz için bu bilgileri biliyorsunuz ama sizinle beraber öğrenemeyebilecek izleyenler için de biraz böyle yapıdan bahsetmek isterim. Bu konsey 6 kişiden oluşuyor. 6 yılda bir değişiyor. Bu çok uzun yıllardır doğuştan geldiğini iddia ettiği hakkını koruyan hala kral 7. Favre iktidarda ya da konseyin bir üyesi diyebilirim. Çünkü burada 6 konsey üyesinin de birer oy hakkı var. Böyle kral, bir monarşi durumu yok yani. Onun dışında ülkenin inanç bütününü, temelini oluşturan Milil isimli, bazılarınız belki inanıyor olabilirsiniz, bazılarınız inanmıyor olabilirsiniz, bir tanrı var. Milil üretim ve devinimin tanrısı. Ve zaten Galeren'i de Galeren yapan şeyin ne olduğundan bahsetmişken, insanların daha verimli çalışmaya, daha çok mal elde etmeye, daha çok politik, siyasi ve ekonomik güç elde etmeye tırnak içinde tapıyor oldukları da kulaklara yabancı gelmeyecektir. Konseyin üçüncü üyesi Komutan Miroslav, kendisi Galeren ordusunun gelmiş geçmiş en büyük komutanlarından biri olarak addediliyor. Hem kral muhafızlarının komutanı, hem konsey muhafızlarının komutanı, hem de bir savaş halinde bütün orduya şu anda yön verecek olan komutan kendisi. Aslında ben bunların size görünüşlerini de başlamadan şey yapabilirim. Efendim, bu arkadaşımız Kral 7. Favre. Sizin için ekselansları tabii ki. Böyle gözüküyor. Konseyin ikinci üyesi Komutan Miroslav. Yakışıklı bir PNG kendisi. Konseyin üçüncü üyesi, anlattığım tanrı Milil'in baş rahibi Herbert. Kendisi yaşça biraz daha yukarılarda. Oy. Ve rivayete göre tıpkı Okan'ın karakteri Crispin'in de yaşadığı gibi, öldü denilen bazı insanları geçmişte Galeren ordusuna geri kazandırmışlığı var kendisinin. Rivayet odur. Belli olmaz. Efendim, konseyin dördüncü üyesinin durumu biraz karışık. Çünkü şöyle, Galeren şehrinde çok fazla aile, hane, çok fazla lonca, çok fazla klan bir şekilde siyasi varlık sürdürmeye çalışıyor. Şehrin en büyük üç ailesi de her altı yılda bir kendi aralarında önce bir tartışma ve beyin fırtınası ve seçim yaparak meclise bir aday sokuyorlar. Konseye bir üye sokuyorlar. Bu mevcut içinde bulunduğumuz 6. yılın, ki 4. yılındayız yönetimin. Bu 6. yılın da üyesi Savannah isimli Ulrich ailesinden. Fotoğrafını şu anda görüyor olacağınız hanımefendi. Ay, çok güzelmiş. Bu aileler inanılmaz zengin. Hiçbir çok zengin oraya düz yollardan ulaşmaz diye laflar vardır. Sizin kulağınıza çalınan kadarıyla, şehrinde aşağı yukarı bildiği kadarıyla hanımefendinin ailesi, Ulrich hanesi, mistisizmle, şamanizmle, bir takım büyülerle, falla, gaiple uğraşan bir aile. Kendisi de oranın temsilcisi ve aynı zamanda bu aristokrat aileler topluluğunun temsilcisi olarak meclise, konseye katılıyor. Onun dışında bir Titan ailesi var. Titanlar.
Yine bilindiği kadarıyla sizin de çok fazla gözünüzle de şahit olduğunuz kadarıyla her türlü keyif verici, zevk verici madde, bitki, alkol, işte şarap üretimleri, bağları vesaireleri var. Efendime söyleyeyim işte bir şey özü, kimya malzemeleri falan filan, bunların ticareti ve üretimi genelde Dighton ailesinden geçiyor. Son olarak da ailelerin üçüncüsü de Ponzaldo ailesi. Ponzaldo ailesi de şehirdeki genelde illegalitenin hüküm sürmesine yardımcı olan, yasa dışı bahisler, arena dövüşleri, faili meçhul cinayetler, kaçakçılık, bok, püsür. Ponzaldo ailesinin şu anda inanılmaz sağlam şekilde geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Savannah Hanım konseyin 4. üyesiydi. Konseyin 5. üyesi Galeran'de çok büyük önem arz eden fabrikalar, daha doğrusu hani seri üretime yavaştan geçilmeye çalışılıyor, insan gücü arttırılmaya çalışılıyor. Esnaflar bir şekilde esnaf odalarıyla, belki işte sanayi ticaret odalarına dönüşen, sürekli böyle bir dalgalanan ve dallara ayrılan bir yapının içinde çok önemli ekonomik kalbi şehrin. Ve dolayısıyla bu ticaret odaları, esnaf zanaatkarlar odaları da konseye bir temsilci gönderiyor. Genel olarak da oralarda en çok sözü geçen, en çok iş paslayan, en çok para akışını sağlayan insan oluyor. Son 2 seçimdir, yani 12 senedir, 10 sene oluyor. Babesh isimli bu kuyum tüccarı, mücevherat tüccarı abimiz konseyde. İsmi ne? Babesh. Babesh. Son ve 6. üyesi de Galeran Konseyi'nin bütün halkın iştirak ettiği, sizin de katıldığınız genel bir seçimle bayağı sandığa oy atılarak karar verilen, halktan da biri olursa daha iyi olur, daha adil olur şeklinde. Bütün bu mevzu tabii 500 sene önceki birinci Favre'nin şeyi, 300 sene önceki affedersiniz, birinci Favre'nin inisiyatifi sonucunda başlıyor. Kendisi de bu 6 yılı temsil eden halk adamımız da Romero isimli bir akademisyen. Kendisi şehrin üniversitesinde ders vermekte. Bitki bilim konusunda uzman. Botanik konusunda uzman. Böyle bir altılı gerçekten galerinin her şeyine karar veriyor, ama tabii arka sokaklarda, pencere kapı artlarında da aileler ve loncalar bir şekilde şehre hakim. Şimdi siz dört iş arkadaşı, arkadaş artık kendinizi nasıl tanımlıyorsanız, bir şekilde belki yüzüncüsünü yaptığınız yıllar içinde görevlerin bir tanesinden dönmektesiniz. Şehir merkezine çok uzak bir yerde, arenanın hemen arkasında bir sokak çetesinin uyuşturucu ticaretine başladığı ve fakir mahallelerin bulunduğu kesimlerde de çok büyük satış rakamlarına ulaştığı söyleniyor. Fakat Dighton ailesinin dışında sizin ülkenizde uyuşturucu ticareti yapmaya izinli olan kimse olmadığı için bir şekilde orada bazı kararlar veriliyor, bir şeyler konuşuluyor ve siz 4 kişi gidip bir uyuşturucu çetesini başarıyla çökertiyorsunuz. Oraları uzun oynamaya gerek yok. Nasılsa hani döndüğünüz görev belli olduğu için geçeceğim. Ve bir şekilde yine görevi teslim etmek üzere, rapor vermek üzere komutanın yanına, saraya gitmek zorunda kalıyorsunuz. Şehir yolunda lafı size bırakmak isterim. Tam dönüş yolunda mıyız abi? Pardon. Ben bir müzikle uğraştım. Abi. Biz döveceğimizi dövdük. Döveceğinizi dövdünüz. Dönüş yolundayız. Çeteyi çökerttiniz.
sizden kanıt olarak getirmenizi istedikleri alım satım işte muhasebe defterleri de şu anda Crispin'in çantasında durmakta. Saraya aşağı yukarı 1 kilometre bir mesafede tıngır mıngır yürümektesiniz. Buyurun. Crispy. Hazır saraya gidiyorken şu seninle konuştuğum Romero hocanın derslerine katılma konusunu artık bir açmasan mı? Saçmalama, zamanı yeri mi ya şu anda? Ama sen ta 6 ay öncesinden söz verdin bana. Tamam, bir sonraki gidişimizde söz. Hallederiz o işi. Sürekli beni ertelediğini düşünüyorum. Gerçekten ertelemiyorum. Neyse, uzatmayacağım. Ne yapacaksın Romeo'nun dersini ya? Botanik biliyor adam. Yani bu ülkedeki o konularla en ilgili isim olduğunu düşünüyorum. Belki kendime ondan bilmediğim bir şeyler katabileceğimi düşünüyorum. En azından bir görmekte fayda var. Sen zaten hayvanlarla iletişim sağlayabiliyorsun. Evet. Bitkilerle neden iletişim sağlamak istiyorsun? İletişim gibi değil. Şimdi bu şifalı otlar insanların birçok yarasına iyi geliyor Bagava. Bunu daha önce sana defalarca anlattım. Evet. Yani daha ormanda görmediğim birçok bitki olduğunu biliyorum. Sevgili evet. Romero hocanın derslerinde de bundan bahsedildiğini daha önce çokça kez duydum. Bilmediğin ve görmediğin her şeyle ilgilenmek mi istiyorsun? Bu yanıltıcı bir soru mu? Bilmem. Çünkü her hafta, hatta her ay sürekli olarak farklı bir istekle geliyorsun. Çok maymun iştahlısın ya. Hep bir talebin, hep bir isteğin var. Şimdi de Romero'ya taktın. Ama bak ama şöyle düşün. Eğer benim bu bilgilerim olmasaydı, bundan iki önceki yaptığımız görevdeki o ağır yara nasıl iyileşirdi o kadar çabuk? Ağır yara iyileştirmede bir katkın olduğu gerçek ama bunun hepsinin senin bilgine değil de sanki biraz şansına da dayalı olduğunu düşünüyorum ben. Sen hala sana verdiğim kremi kullanıyor musun? Evet de bununla ne alakası var? Sakın aksatma onu bak, iz kalır. Tamam. Abi muhabbet ilerlerken bazılarınızın haberdar olduğu, bazılarınızın ilk defa duyduğu kremler dillendirilirken sarayın sınırları içine giriyorsunuz. Muhafızlar zaten sizleri gayet iyi tanıyor. Kapıları açıyorlar ve kimilerinin hayatları, ömürleri boyunca yakınına bile yanaşamadığı, yanaşsa bile içeri kesinlikle giremediği, belki iki haneli insan sayısında kişinin gördüğü yüce konsey odasının koridorlarında, kapısının önünde içeriye alınmayı beklemeye başlıyorsunuz. Kapıyı koruyan iki tane muhafız var. Onlarla da birçok kez karşılaştınız, göz göze geldiniz ama bir şekilde siz bu ülkenin ordu mensupları arasında çok sevilen insanlar değilsiniz. Çünkü bizim halledemediğimiz neyi hallediyorlar ki gibi de bir algı var sizinle alakalı. Tabii ki düşmanca bir tavır haşa. Şöyle bir durumum var. Bu sevgisizlikle ilgili hiçbir somut kanıtım olmamasına rağmen şeyi hissediyorum her zaman. Bize karşı bir böyle bir hevesli olunmadığını hissedersin. Hı-hı. Ya. Hı-hı. Çok belli, çok belli. Onu çok hissediyorum. Doğal olarak üzerinde özellikle üniforma gördüğüm, bu şekilde saraya girdiğim zaman birazcık provok halinde oluyorum. Yani bunu sözlü ya da hareketle değil ama bekleme süreleri boyunca askerlerin gözünün içine bakarak ve gözlerimi hiç ayırmadan genelde beklemeyi seçerim. Bundan önceki görevlerde olduğu gibi. Göz teması kuruyorsunuz ve o göz teması çok güçlü bir zincir haline geliyor. İki tarafında kıramadığı bir zincir haline geliyor. 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye ardından yavaşça mızrağını da
ön tarafa koyup görevini başarılı şekilde yaptığına inanır bir halde bu sefer neyi çözdünüz? Sizin çözemeyeceğiniz bir şey. Neymiş bizim çözemeyeceğimiz şey neymiş? Ekselanslarıyla konuşursan. Ekselanslarıyla tabii ki konuşursunuz da. Crispy. Bu kadar adam. Gidiyorsunuz. 20 sene ordu teşkilat eğitimi almış arkadaşlarımızdan. Ben kendim için konuşmuyorum. Neyi daha fazla, neyi daha çabuk, neyi daha iyi yapabiliyorsunuz? Yanlış anlamayın. Bizimkilere bakıyor gülerken. Hepinizi tek tek süzerken Garuk'la daha fazla göz teması kurmaya çalışıyor ve ona bakarken gözlerinde ekstra bir alaycılık fark ediyorsunuz. Askerin mi? Hı hı. Bu kum torbasını da almışsınız yanınıza. Sanıyorum sana dedi Garuk. Bir daha söyle. Ne? Neyse beni ilgilendirmez. Konsey hazır. Toplandı. Sizleri bekliyor. Anlıyorum. Hatta... Anlıyorum. Crispy. Yani bu çocuklarla bu kadar husumetli olmamıza gerek yok bence. Biraz daha alttan alabilirsin. Sonuçta bunlar da kralın adamları. Ben her zaman alttan alırım. Benim tek isteğim bizim neleri çözebildiğimizi yaşayarak öğrenmemelerini sağlamak. Bence siz yine de kuşçuyu dinleyin. Buyurun. Sen bana mı dedin kuşçu diye? Açıyor kapıyı. Kendi giriyor önce. Crispy ve adamları geldi. İçeriden tok tanıdığınız bir ses. Komutan Miroslav'ın sesi. Buyursunlar. Bolca pencereli, güzel ışık alan, dev sütunlarla bezenmiş, çok gereksiz büyük, 6 kişi için çok büyük bir odadasınız. Bu odaya hayatınızda 3. veya 4. kez girişiniz. Bizim böyle bu işte komutandır, kraldır bunları gördüğümüzde yaptığımız bir hareket var mı? Bu genelde baş öne eğilir, saygıyla beklenir abi. Hani ekstra bir reverans bir şey yok. O bizle konuşana kadar böyle başımız eğik. Huzurunda beklenir. Şey sormak Koşu istiyorum. Başı girmeyen var mı içeri ya da eğmeyen var mı şu an bu olayda? Bizde. Yok bir şey sormak istiyorum. Tamam. Biz görevlerden önce mi alıyoruz, parayı sonra mı alıyoruz? Siz ay sonunda toplu alıyorsunuz abi. Bordroya da. Sözleşmeli yapmışlar. Aynen. Abi sizi, Suray'ın sorusuna şöyle. Sizi memur etmişler ama dışarıdan alabileceğiniz tek tük işlerden çok daha fazla para veriyorlar. GK'mız yatıyor mu yoksa dışarıdan? Dışarıdan yatıyor. Suray ben biraz böyle meraklı bir tipim ya abi. Bilmiyorum anlaşılıyor mu da. Anlaşılıyor. Biraz meraklı bir tip ama. Bir meraklı bir tipim abi. O yüzden böyle her girdiğimde de burası beni çok etkilediği için sürekli böyle etrafın güzelliklerine bakıyorum. Hani o başı önüne girmektense böyle etrafı izliyorum. Ta ki kral konuşana kadar. O zaman böyle bir kendine gelip anlıyor içinde bulunduğu durumu. Ondan sonra böyle bir tamam, şey yapıyorum. Ben diyemime bir şey söylemek istiyorum o zaman. Hı hı. Bu arkadaşım ben böyle önüm başa eğik bir şekilde dururken gözümün kenarında görebileceğim bir açıda mı? Biz öyle mi dizildik? Tabii. Hiç konuşmadık. Tabii. Yarım ay, yani yarım ay yaptınız. Bunun böyle sağa sola baktığını ben görüyorum o zaman. Daha adam konuşmaya başlamadan ve bize seslenmeden bu böyle bakınıyor etrafa biz böyleyken. Hı-hı. Değil mi Mete? Tabii. Evet. Tamam. Aynen. Şimdi benim bu konularla alakalı bir sorunum var abi. Ben bu süreç içerisinde benim böyle ellerim İki elim de çok bol kol ağzı olan bir üzerimden döküm olan bir kıyafetin içerisinde. İki elim de şu şekilde hani klasikte. Cübbe gibi. Dururlar ya cübbe gibi. Şu şekilde duruyorum içeride tamam mı? Ben bu şekilde dururken abi bir elimi çıkartıyorum yanıma alıyorum. Elimle aşağıdan şu şekilde hareket yaparak Mete'nin kafasını öne eğmesini
böyle durmasını sağlayacak bir güç uygulamaya çalışıyorum. Şey bu arada. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya onu soracağım. Benjamin zaten sen arkadaşının böyle şeyler yapabildiğini biliyorsun. O senin için yani gerçekten bir el hani oğlum ey gibi yapıyor. Gibi. Zaten buna direnirsin. Şey, evet, değil, zorunlu ve değil. Şey, hani buna direnirsen zar atışırsınız. Yani. Yo hayır şöyle Benjamin bu durumu biliyor. Daha önce defalarca kez hani Bagava'yla bu tarz şeyler konular yaşadığı için biliyor. Ama Benjamin bu konuyla alakalı hani Bagava'ya bir çıkışı falan söz konusu değil şey. Hani oğlum yapma şunu der gibi bir bakış atıyor ve bakışıyor ve şey yapıyor. Okay, eğiyor kafayı. Ben seni dürttüm yani. Forslamadım. Aynen aynen. Okay, okay. Aynen. Abi karşılarına bir şekilde diziliyorsunuz. Sizi çok umursar bir halde değiller. Yemek yenmiş, meyveye geçilmiş bir şekilde, envai çeşit üzümler, karpuzlar bir şeyler. Sizi umursayan ve yanınıza gelip konuşmak isteyen, birçoğunuzun büyük saygı duyduğu komutan Miroslav oluyor. Crispy'ye bir kafa selamı veriyor, onu muhatap aldığı çok belli. Sağa dönmenize sevindim. Görev raporu hemen. Kayıp vermeden görevi tamamladık komutanım. Söylediğiniz belgeleri size teslim etmek üzere şu anda buradayız. Muhasebe defteri eksiksiz şekilde yanınızda mı? Yanımızda. Düşman zayiatları? Sağ kalan olmadı komutanım. Hala. Sattıkları maddeleri ele geçirebildiniz mi? Tamamını raporladık, ele de geçirdik. Gören, duyan, şüphelenen, işkillenen? Bu sorudan sonra Bagava'ya bakıyorum. Aynen, ben de tam sana bakacaktım bu sorudan sonra. Yok, yakınlarda hiç kimse şüphelenmedi bizden. Tebrik ederim. Sağ olun komutan. Benden... Görev bütçesi dışında bir talebiniz, arzunuz var mı? Bizimkilere bakıyorum komple. Ben Kristi'nin gözünün içine bakıyorum. Şu de... bizim Romero mevzusu. Çaktırma. Yani gözünle hayır dersin ya Mete. Yani şu an değil dersin. Onu yapıyorum ama konuşamıyorum da. Mimik de yapamıyorum. Ve sana da... Zaten kafa mafa böyle gittiği için sana dönüyor. Benjamin. Nedir? Sevgili komutanım, Sayın Romero hocamın dersine ben katılmak istiyordum. Crispy'ye de bunu aylar öncesinden daha önce bildirmiştim zaten. Daha sonra sizinle konuşacağını söylemişti ancak ya 6 aydır falan beni oyaladığını düşünüyorum kendisinin. Eğer müsaitse Romero hocamın derslerine katılmam mümkün müdür acaba diye sormak isterim. Romero'ya doğru bakıyor önce. Tam bir şey söylemeye yeltenecekken vazgeçiyor, sana geri dönüyor. Ülkemizle alakalı fayda sağlamak yerine ilime mi yönelmeyi tercih ettin? Öyleyse senin için üniversitede hemen bir yer ayarlayabilirim elbette. Komutanım, özür dileyerek... Sevgili Benjamin bana bu isteğini daha önce söyledi. Hatta kendisi görevlerden sonra ben bu derslere katılmak istiyorum ve görevlerde bu derslerden alacağım bilgilerin faydalı olacağını düşünüyorum dedi. Hı hı. Kendisini oyalıyor olduğumu düşünmesinin sebebi de bu. Çünkü uzun süredir görevlerimiz aktif olarak devam etmekte. Ben de görevlerin bitmesini bekledim bu paylaşım için. Sen kendisinin alacağı bu ilmin... Ekibiniz ve devletimiz adına faydalı olacağına inanıyor musun? Kefil misin? Benjamin'e bakıyorum. Bana bir işaret verirse. Bu dersler konuda... yüzünden aksattığı, zayiat verdiğiniz, dezavantaj yaşadığınız görevlerde muhatabım olarak seni alabilir miyim? Alabilirsiniz komutanım. Anlaşıldı. Üstad Romero. Bir dakika bakar mısınız efendim?
son üzümünü de ağzına atıp Romero masadan kalkıyor. Yanınıza doğru, o geniş hole doğru geliyor. Merhabalar arkadaşlar. Sizi tanıyorum. Bagava Bey, değil mi? Evet. Sizi duymuştum. Romero ben. Konsey üyesi. Merhabalar. Memnun oldum. Nedir benden isteğiniz? Arkadaşlar? Benjamin konuş. Heyecanlandı Benjamin. Üstad Romero. Ben daha önce şehirde yaşamış, belki bilirsiniz. Sevgili usta El Camis'in yetimiyim diyebilirim. Kendisinden... El Camis hayatta mı? Kendisini yaklaşık 2 sene önce kaybettik. Işıklar içinde uyusun. Çok sağ olun. Üstad Romero. Affedersiniz. İsminizi bahşeder misiniz? Efendim, benim adım Benjamin. Memnun oldum. Kendisinden botanik bilimi adına bilgilerinin bana aktardığından şüphem yok. Ancak biliyorum ki hala bu konuda bir takım eksikliklerim var. Sizlerin engin bilgisinden faydalanmak istediğimi sevgili komutanımız Miroslav'a bildirdim. Hı hı. Eğer müsaadeniz varsa derslerinize katılmak istiyorum efendim. Tabii ki katılabilirsiniz. Benim derslerim tüm şehre açıktır. İlgilendiğim bir konuyla alakalı da merakınız beni mutlu etti. Eğer görevlerinizi aksatmayacağınızı düşünüyorsanız, iki tarafı birden idare edebileceğinizi düşünüyorsanız, bilgilerimi olabildiğince fazla insanla paylaşmayı yeğlerim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ders programı ile alakalı üniversiteden asistanımdan bilgi alabilirsiniz. Ülke için öneminiz ve bulunduğunuz ekip vesilesiyle istediğiniz kadar derse katılıp katılmamakta özgürsünüz. Sınavlardan da muafsınız. Elini uzatıyor. O zaman beraber çalışmak üzere. Benim aklım gitti bu arada. Şu an bir konsey üyesiyle tokalaşıyor. Çok büyük olay bu arada. Ben şey diye şok içindeyim yani. Okan şey diye düşünüyorsun. Ha, bu seçilmiş olduğu için. diye düşünüyorsun. Ben çok hızlı bir şey sorabilir miyim sana? Aha. Biz bu konsey üyesini daha önce gördük mü bu kadar abi, yakından? Abi yok. Tabii ki işte bayramlarda, kutlamalarda falan gördünüz de. Bu altılı bir arada takılmıyor zaten. Bugün böyle denk burası. Tamam. Hı-hı. Bu karakterin, Romero'nun üzerindeki tüm, yani varsa bakılabilecek detaylar, bakabildiğim açıdan her şeye bakmak istiyorum. Dövmesi vardır, yüzünde yara vardır. Bir zarat bakalım, ilk zarımızı bir atalım. Hı. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Mete elini uzatıyor, sen sıkıyorsun diye tahmin ediyorum. Tabii. Görüşmek üzere. Ben böyle çok heyecanlı bir şekilde elini sıkıyorum, tokalaşıyorum. 17, harika. Bagava, sen iyi bir insan sarrafısın. Sen biraz da dikkatli bir adamsın. Öncelikle zaten hocayla alakalı ilgi çeken şey, adam bir akademisyen için çok çok fit, çok kaslı, çok böyle nasıl yürüyeceğini falan biliyor. Böyle siz zaten askeri tecrübesi de olan insanlar olarak şeyin çok farkındasın. Bu herif savaşmayı biliyor bir kere. Hani bir botanik, dünyanın en iyi savaşan botanik hocası olabilir bu herif. Öyle bir atletik yapısı ya da belki işte sporcu falan. Bir şeyi var bu herifin öncelikle. Onun dışında sen belki de bu ekibin içinde en fazla insan tanıyanlardan bir tanesisin. Bu adamın gülümsemesinde, mimiklerinde, jestlerinde fazla bir şey yok. Az bir şey de yok. Olması gereken şeyi söylüyor. Böyle bir hesabı kitabı yok gibi. Hani ilk bakışta güvendin bu adama, öyle söyleyebilirim. Okay, onun dışında üzerinde çok rahat gözüken bir kıyafet olmasına rağmen abi, pantolonunun sağında, solunda, işte kasık kısmında, kemerin üstünde bolca potluk, tecrübelerine göre birçok iç cep, ekstra cep, ıvır zıvır, çok salaş gömlek yelek takılıyor ama dolu gibi bir abi. Bunları söyleyebilirim. Tamam.
Tamam. Böyle işte insanın şeyi belli olur ya, tipinden, elinden, yüzünden, hani mesela çok çalışmış sanayi işçisinin eline baktığın zaman anlarsın. Elleri böyle aşınmış, nasırlaşmış falan. Hı-hı. Böyle yumuşak, narin mi? Nasıl bir böyle ten dokusu, yüzü, eli, yüzü falan? Abi... Bu böyle toplumun içinden geldi ya, halkın içinden geldi. Şeyini merak ediyorum, hani sınıfını çözmeye çalışıyorum. Şey karakteri. Çok bariz yani, bu saç kesimi, işte sarayın saç kesimi, bu gömlekler, kıyafetler, sarayın kıyafetleri falan. Ama hani elleriyle de adam mermer tokatlıyor deseler şaşırmazsın kadar da kaba ve güçlü duruyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ekstra olarak aslında. Peki. Böyle bir durum var. El sıkıştıktan sonra Mete ile beraber geri yerine masasına doğru gidiyor. Oturmaz mısınız, buyurun, diyor giderken. Nereye götürüyor mu? Kendi masalarına mı? Evet, bu şey gibi. Ya buyurun işte Azrail, Cebrail, ben oturuyoruz. Hani masamıza ederim. Buyurmaz mısınız ahirette gibi bir soru. Teşekkür ederiz konsey üyesi. Ha, çekindiniz. Reddettim. Ne dedi? Ben hiç çekinmedim bu arada. Gidiyor musun? Oturacaksın mı? Ben oturacağım. Ama oturmadan önce Romero'ya tabii diyorum. Dönüp komutan Miroslav'la bir şey söyleyeceğim. Zaten buyurmaz mısınız deyince masaya doğru yürüyen Miroslav duruyor. Size... Yani belli ki buyurmayız. Size doğru dönüyor. Umarım. Miroslav'a Romero'ya bakıyor. Ama artık teklif yapıldı. O yüzden size dönüp gönülsüz bir şekilde tabii. Yani söyle abi, yoruk. Teşekkürler komutanım. Benim bir isteğim var. Ufak bir istek. Nedir? Bana özel bir mızrak ucu dövülmesini istiyorum. Ala, seninkiyle alakalı ne problem var? Sıkıldım. Efendim? Yani o mızrak ucuyla çok fazla şey yaşadım. Artık başka bir mızrak ucu istiyorum. Crispy'e dönüyor. Yine de kayıtlara zayiat olarak geçsin mevcut mızrak. Hallolur. Tabii komutan. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Nereyi gösterdi buyurun diyerek? Masayı abi. Siz masaya yaklaştıkça artık yani sıcak basıyor üzerinize. Asbet çöktü be. Sıcak basıyor çünkü bu ikisi yine iyi kötü konuşabildiğiniz, hani komutandan görev alıyorsunuz veriyorsunuz. Öbürü halkın adamı. Masaya yaklaşınca 7. Favre var. Aile liderlerinden Savana var, bilmem ne falan. Masa ateş ediyor yani. Oturuyorsunuz ben masaya. Hı. Oturmadan bir şey rica ediyorum. Hı hı. Sevgili Bagava'ya bakıyorum. Ve diyorum ki Bagava, bizi şu an içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtar, ama bunu sesli söylemem. Bunu göz bebeklerimle söylüyorum. Bunu vücudumun her zerresiyle bunu söylüyorum. Bir tek sesim çıkmıyor. Bizi ne olur bu masadan kurtar dercesine acı içinde Bagava'ya bakıyorum. Ama devam ediyorum bir yandan masaya doğru. Ben senin bu bakışını gördüm abi. Tamam mı? Hani biz niye bu yolculuğa doğru, hı-hı, gidiyoruz? Onu anladım böyle direkt. Ekselansları, sayın komutan. Ekselansları deyince kral böyle bir omuz ucundan sana bakıyor. Sayın komutan deyince vazgeçip şeftalisini yemeye geri dönüyor. Tamam. Biz tam olarak son görevle alakalı muhasebe defterini kapatırken en son handa bir sonraki görevimizle alakalı bir erzak listesi oluşturmuştuk. Eğer bunları aciliyetle şu an teslim almazsak ciddi bir sorun yaşayabiliriz. İsterseniz sizin de müsaadenizle birlikte Üstad Romero'yu, Üstad mı ne bu adam? Ha işte. Ha, yok, Üstad. Hoca. Herhalde hoca gibi bir şey. Üstad Romero'yu da kırmamak adına tekrardan affınızı dileyerek biz görevimizi takip edebilmek açısından sizin de müsaadenizle Han'a geri dönebilir miyiz? Konsey masasına
oturma davetini red mi ediyorsunuz? Komutan mı soruyor bunu? Yani tabii komutanım, reddetmiyoruz masanıza oturma davetini, ancak siz daha iyi bilirsiniz. Tabii, buyurun. Teşekkürler, buyurun. Siz masaya oturur oturmaz... Dedemeyiz Okan. Hepiniz diziliyorsunuz masaya. Yemediler. Ve işte kral göz süzüyor. Çoğunuzu biliyor, tanıyor zaten. Onu, bu delici bakışlarından onu da hissediyorsunuz. Siz de muhatap olmamayı tercih ediyor. Size soracak, size söyleyecek bir şey yok belli ki. Size söyleyecek bir şey olduğu çok belli olan ve özellikle Bagava uzun zamandır ilk defa, sen böyle şeyler yaşıyorsun ama birisi dünyevi bedeninin dışında lacivert senin için parlıyor. Böyle bir aurası var dışarıda. Sadece senin görebildiğin. Lady Savannah'a bakıyorsun o esnada. Ben sizinle tanışmaya can atıyordum. Buyurun, buyurun. Masamıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ülkenin kahramanları. Diyor ama Bagava'ya bakıyor. Çoğul konuşuyor ama Bagava'ya bakıyor. Biz bunlara ne diye hitap ediyoruz ya? Abi karışık. Excellence'ları var, lady'm var, Romero profesörüm var, komutanım var. Var oğlu var. Bir sayın. Konuşalım, oturtalım ya krallık. İşte ya, böyle olmaz. Yüce sanayici Babeş falan. Hani kim ne derse gibi bir durumları var bunların böyle. Geneli herhalde konsey üyesidir ama. Hepsine efendim deseniz de okey. Tabii ki. Ha, yani sayın konsey üyesi desek mesela ayıp ettin demez herhalde. Yok, hoşlarına bile gider. Okey. Lady Savannah. Tamam abi. Sizlerle alakalı çok fazla şey duydum dememin sebebi, son zamanlarda direkt konuya giriyorum. Lütfen kusura bakmayın. Buyurun, meyvelerden tadın lütfen. Son zamanlarda konsey için çok değerli bir şeyi, çok önemli bir şeyi ustalıkla halledebilecek bazı yiğitler arıyoruz. Ve kariyerinize bakılırsa, Miroslav Bey'den aldığım listelere bakılırsa, dışarıda daha önceden yaptıklarınız hariç bir sene iki ay içinde ülkemiz için tam 67 tane başarılı göreve imza atmışsın. Kutlarım çocuklar. Sizlerle beraber elbette daha fazla, daha çok şey yapmak isterim ama yıllardır güvenecek birilerini aradığım, bir şekilde hallolması için uykularımın neredeyse kaçtığı, ki uykularımın kaçmasını gerçekten hiç sevmem, ben uykularından güç alan bir kadınım, bir görevi paylaşmak istiyorum ve fakat hayat şartları, mevcut durum, konseyin yeri, şu anda bulunduğunuz oda ve masa dolayısıyla maalesef bu sefer size seçim şansı bırakmıyorum. Bu görevin detayları ağzımdan çıktığı saniyeden itibaren hayatınızdaki her şey bu görevi başarıyla yerine getirmek üzere şekillenecek. Hayatınızdaki her şey 3 gün içerisinde konseyin, ülkenin ve büyük gücümüzün devamı için gerekli olan her şeyin tesisi için harcanmaya değer olacak. Lady'm konuşurken komutan ne yapıyor? Ben arada bir komutana bakıyorum. Genelde abi, ondan alıyoruz ya görevleri. Komutan yumruğunu sıkıyor. Sinir gibi bir durum. Has siktir diye sıkıyor. Hmm, okey. Evet. Hmm. Şey sorabilir miyim? Hı-hı. Biz Savannah Hanım'ın Bagava dışında yani Bagava'nın aldığı enerjinin onda birini falan biz hissediyor muyuz? Yok. Yok. Düz insan bize. Tamam. Evet. Kral Favre söze giriyor. Evet, evet çocuklar. Savannah çok haklı. İki yıla yakın zamandır değil mi? Değil mi? İki yıla yakın zamandır tam sizin gibi bir ekibi arıyoruz. Ve kendinizi çok yüksek seviyede kanıtlı... Crispy? Evlat?
Elini sana uzatıyor bu sefer. Helal olsun. Sen gerçekten müthiş bir ekip topladın. Sağ ol Nexianser. Sizlere de arkadaşlar tek tek. En küçüğünden en büyük orduya kadar her ekibin her bir ferdi savaşta da barışta da ekseriyetle önemlidir. Hepinizi tebrik ediyorum. Benden ne dileğiniz varsa elimden geldiğince yapmaya hazırım. Bu enişten beni niye öptü durumunun tam olarak ortasında masaya meyveler zaten hali hazırda varken böyle geriye sarılmış bir un okardı etkisiyle kocaman kızarmış domuzlar, efendime söyleyeyim, tavuklar ayrı ayrı, baget baget tekrar ayrılmış önünüze koymuş şekilde böyle bir 5 hizmetçi laps diye açılan kapıların ardından size böyle zurna dürümlerinizi sunduktan sonra bir şekilde önlerine bakmadan dışarıya çıkıyorlar. Lordum, Lady'm, Kontum, Excellence'ları ıvır zıvır falan filan hepsine böyle saygıda kusur etmeden yavaşça dışarı çıkıyor. Bir şey sorabilir miyim? Kime? Hizmetçiye. Tabii. Tam masaya masaya bıraktı. Sersinde. Enginar var mı? Favre'ye dönüyor. Tabi var, tabi var efendim. Arzu ederseniz getireyim. Yanında garnitür ister misiniz? Yok. Tabi. Teşekkürler. Rica ederim. Yine böyle paşam, efendim, ekselansları falan çıkıyorlar böyle. Kapı kapanıyor. Şeyde, Favre'de lafını falan söyleyip tekrar böyle şeftalisinin geri kalan kısmını yemeğe koyuluyor. Savannah Hanım tekrar sazı eline alıyor. Korkutucu duyulduğunun farkındayım. Ancak sizler gibi geriye bakmayan, bir şekilde hayatın içinde başarıya ulaşmayı şiar edinmiş dostlarımla beraber bu çok büyük işi başarıya ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Derken gözlerindeki samimiyetsizlik ve bu soruyu size formaliteden soruyor olduğu bildiği gerçeği vuruyor gözünüze. Hepimize vuruyor değil mi bu gerçeği? Vuruyor, vuruyor. Yani şey, tiyatro var içeride. Yani. Ha, evet, formaliteden. Ha. Tamam, ben formaliteyi tamamlarım izninizle. Bizim için onurdur sayın konsey üyesi. Bakın, ne dedim? İşte. İşte Crispy ve arkadaşları. Tebrik ederim. Cesaretinizi tebrik ederim. Yemekten sonra mı yapalım? Nasıl, ne zaman anlatayım? Kagawa, özür dilerim, Bagawa'ya bakıyorum. Ben hani o belli ki muhatap oluyor. Sayın konsey üyesi Lady'm. Dilerseniz yemekten sonra. Tabii ki, tabii ki. Gerçekleştirelim. Keyifli bir şekilde yemeğimizi yiyelim. Sizleri ve midenizi rahatsız etmemek adına müsaadenizle dışarıya çıkıp bütünümü içmek isterim. Diyor, kalkıyor masadan. Bu bir saygı durumu söz konusu mu? Bir ritüel var mı? Masadan kalkınca diğerleri de ayağa kalkar. Yok şey. Biraz relax bir krallık, evet. Abi. Yani böyle tam biraz... şeyle, bazı şeyler tam oturmamışlar. Bunların her biri bambaşka insanlar ve çok güçlü konumdalar ve şey yok krallıkta, yani ülkede. Teamüller yok. Yani ne olacağı belli değil çoğu şeyde. Bunlar karar vereceği çok belli bunların. Nasıl vereceği, nasıl davranacağı falan belli değil. Anladım, anladım. Güzel ama ben beğendim. Konseyi beğendim. Masadaki sekansın başından beri hiç konuşmadan hopur hopur erik yiyen Babeş size gözlerini dikiyor. Akıyor böyle, onun suları falan akıyor ağzından. Size böyle pis pis bakıyor falan. Bakıyor. Ben de bakıyorum. Sana bakıyor. Memnun muyuz? Bana mı? Paradan maradan memnun muyuz? Sağ ol. Bu sefer hakikaten komutana bakıyorum. Yani ben bunu burada
dörde böleyim mi gibi bir bakış bu. Komutana bakıyorum hani. Poker face komutan. Anladım. Hani varsa bir problem. Para azdır. Yok. Bir sevkiyatta sorun vardır. Her şey yolunda, çok teşekkürler. İyi, süper. Mal. Böyle bir adam. Çok özür dilerim. Bu olaylar yaşanırken bu arada ben elimde bir bardakla bir şey içiyordum doğal olarak. Evet. Vardır diye tahmin ediyorum. Düştü elimden. Yere düştü. Yani, düştü elinden. Abi bir elimden. Ben insanın bazen malı gelir ya. Düştü insanın. Mü? Malın gelir ya. Atmadı. Anlamazsın. Elinde bir şey tutarsın böyle, içersin, ağzını bulamazsın, üstüne dökersin. Böyle bir şey olur, elinden düşer. Normalde her zaman bu bardağı böyle tutarsın. O gün tutmayasın gelir, düşer gibi elimden düştü. Vay, gerçekten düştü mü yoksa bir sende bir inlik? Ben yere atmadım. Okay. Tamam. Bu düştü. Babeş şey yapıyor. Tıh falan yapıyor böyle bir yandan yemeğini yerken. Tavana hiç bakmıyor. Savana dışarı çıkmadı mı? Affedersin, pardon. Komutan hiç bakmıyor. Kral Favre'de bakıyor hemen diyor. Oradan hızlıca bir uşak geliyor. Kaldırıyor, süpürüyor bilmem ne. Yeni bardak veriyor sana. Bir daha koyuyor içkini. Hızlıca bir teşkilat yapılıyor. Tamam. Olur olur diyor. Abi gerçekten. Olur. Bir yandan sevdim, bir yandan da çok öldüresim var ya. Yani... Öyle abi. Yemeklerinizi bitiriyorsunuz. Bir süre sonra tekrar işte alkışlarla beraber uşaklar geliyor. Yemeklerin hepsi kalkıyor. Masa örtleri kalkıyor. Düzen kuruluyor. Bir takım kağıtlar, ıvırlar, zıvırlar, haritalar masaya seriliyor. Asistanlar, yardımcılar tarafından. Konseyin tamamı geri geliyorlar. Herkes sigarasını bir içiyor bu arada. Siz utancınızdan çok hiç içmiyorsunuz gibi de düşünüyorum. Ondan sonra geri geliyorlar. Gerçekten A ile B gibi farklılar. Yani o az önceki yavşaklıklarından eser yok hiçbirinin. Şu anda iş konuşulacak vibe'ıyla masaya oturuyorlar. Biz hala masada mıyız? Tahminimce. Romero geliyor önce. Ya en son daha doğrusu. İzninizle ben bu toplantıya katılmayayım. Affınızı rica edeyim. Derslerimle alakalı yapmam gereken şeyler var. Zaten bütün yetki de Yüce Konsey'indir. Ben hani askerlerin yapabileceği dış görevlerle alakalı çok da fikir beyan etmeyi seven biri değilim. Bana ihtiyacınız olursa da üniversitede bulabilirsiniz beni deyip gidiyor. Lady Savannah tekrar lafı alıyor. Mental olarak bir içinde bulunduğumuz durumu anlatabilir miyiz? Yani ben en azından anlatmak isterim. Tabii. Şeye, bu masaya oturmak, tokalaşmak falan çok ekstrem şeyler. Genel olarak günlük hayatında yaşanmayacak şeyler. O yüzden böyle bir ekstra şey vardı. Böyle bir fobik, ulan bize ne, başımıza ne gelecek durumu da çok tedirgin bir şekilde masada oturdum şu zamana kadar. Ama şu anda iş konuşulacak ya. Ve şu zamana kadar hiç başarısız olmadık. Ekip halinde. O yüzden hani şey gibi oldu. Az önce deplasmandaydık. Şimdi benim evimdeyiz. Burada benim olur dediklerim olur psikolojisindeyim. Artık yani sen konsey üyesi de olsan, tavernacı da olsan benim için aynı şey. Vücut diline de yansıyor diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bu vesileyle de Savannah seni muhatap alarak konuşmaya başlıyor. Crispy demem uygun mudur? Tabii. Şimdi şöyle. Daha önce ülke dışına seyahat ettiniz mi? Krallık harici görevler için. Sadece bir kere. Ne içindi? Krallık harici ufak bir
bir belgeyi başka bir yere götürme görevimiz vardı. Anladım. Teslim edip ya. Şimdi burada bir RP dışı bilgi vermem gerekiyor. Sizin karakterleriniz hali hazırda bunu bildiği için. Bin Kanat Savaşı diye bir savaş. Bundan yıllar, yüzyıllar önce yapılıyor. Aşağı yukarı 150 yıl önce. Tarihleri başta yanlış söylemiş olabilirim, kusura bakmayın. Bu savaşla alakalı herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin fikri var ama hani Birinci Dünya Savaşı bizde farklı anlatılır, Almanya'da farklı anlatılır, İngiltere'de farklı anlatılır ya. Biraz böyle ailelerin değiştirdiği bir tarih, manipüle edilmeye çalışılan bir geçmiş var. Çünkü siz 4 farklı savaş senaryosu biliyorsunuz. Bir tanesiyle Galaren ve Bera şehirleri dost, Narathalos ve Varin'e karşı savaşıyorlar. Bir şekilde hani Bera Galeren'e ihanet ediyor falan filan. Bir tanesinde Galeren, Bera, Narathalos son anda birlik olup tek başına Varin'i bitirmeye çalışıyorlar ama Varin öyle bir direniş sergiliyor ki bunlar kendi aralarında bozuşuyor. Bir tanesi Osmund kıtasının bu büyük 4 ülkesinin hayvanlara, garip yaratıklara, gaipten gelen bazı canavarlara karşı beraber savaştıklarını söylüyor. Fakat hemfikir olunan bir nokta, sizin bulunduğunuz Galeren ve Narathalos şehirleri bu 150 yıldır ne merhaba ne merhaba, ne cenaze ne cenazeme. Yani sıfır ticaret, sıfır Narathalos'ta dedim. Evet, sıfır ticaret, sıfır diplomasi. Neye benzediklerini dahi bilmiyorsunuz. Yakınına dahi gitmediniz o ülkenin. Gerçekten birbirlerini tarihten, haritadan, kafalarından sildi bu iki ülke. Savaşın sonucu, size yansıyan sonucu bu. Bunu da herkes bilir. Ben sizden bu sefer alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi ve Narathalos şehrine doğru kısa bir yolculuk yapmanızı rica edeceğim. Hangi amaçla? Orada bizim olan, Galeren'e ait olan ve çok uzun yıllardır geri buraya dönmeyi bekleyen bir emanet var. Karşılığında elbette bizim de verecen olmamız gerekir. Bonkör şekilde gerekeni yapıp, hazırlayıp sizinle beraber oraya göndereceğiz. Siz de hediyelerimizi teslim ettikten sonra emanetimizi alacaksınız. Bugüne kadar Narathalos'a Galeren'den giden kimse oldu mu Leydin? Bin Kanat Savaşı'ndan beri hayır. Ancak istihbarat birimlerimiz ve casuslarımızın söylediğine göre Narathalos'ta sizin bu seyahatinizi engelleyecek bir düşmanlık bize karşı söz konusu değil. Kaynakları tükenmek üzere ve bizim bonkör hediyemizi dört gözle bekliyorlar. Hediye nedir? Bir kervan götüreceksiniz. Kervanın içerisinde altın, mücevherler, değerli taşlar, ulaşamayacakları bazı ham maddeler ve baharatlar var. Dedim kusura bakmayın. Çok soru soruyor gibi oluyor ama. Hakkınızdır. Narathalos'a büyük ormandan mı gideceğiz? Rotayı oluşturmak ve sağ salim geri dönmek sizin elinizde. Gidiş yolunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama emanete teslim aldıktan sonra 2 gün içinde geri dönmenizi beklerim. Yani dönüş büyük ormandan olacak, evet. Bizim çocuklara bakıyorum. Var mı böyle bir hem yani itiraz eder bir yüz ifadesi ya da onay yapan bir yüz ifadesi olan biri? Ben
Kesinlikle itiraz eden bir yüz ifadesi var bende. Ama o benim karakterim. Artık o kadar da hani boş şeylik yapmak istemiyorum. O yüzden sana gözlerimle anlatıyorum. Ne işimiz var gibi. Eydim, müsaadenizle şunu sormak isterim. Götüreceğimiz kervanın neticesinde Naratos muydu? Naratalos. Naratalos. Naratalos tarafından bizim için elde edeceğimiz çıkar tam olarak ne? Görevin velayeti açısından bunu orada öğrenmeniz daha iyi olacaktır. Ancak orada sizi karşılayacak insanlara kalemi almaya geldik demenizi bekleyecekler. Kalem dedi. Kalemi kalem. Değil. Kalem. Bu kalem bize ait olan bir kalem mi? Bu kalem binlerce yıl öncesinden beri bize ait olan bir kalem. Öncelikle aileme, Ulrich ailesini kastediyor. Daha sonra da büyük yüce Galeren'e. Şimdi Ofrep'e. Bu kalemi hakkında bir bilgimiz var mı? Tarihte ben birimizin, hiçbirimizin duyduğu bir şey değil bu. Yok. Ulrich'ler bilir. Aynen. Sökan, şeyle ilgili bir zar atabilir miyim? Bir, öyle bir özelliğim yok bu arada. Öyle bir insan sarrafı durumum söz konusu değil. Onu baştan söyleyeyim. Ama şey, bir zar atmak istiyorum. Bugüne kadarki tecrübemde en azından. Bu bizi bilerek imkansız bir göreve gönderip yok tamam. etmek üzere bir hareket mi? Yüksek bir şey atarsan çünkü yardımcı olmaya çalışırım. Bizim komutanın az siktiri de acaba hani çok zor görev çocuklar yapamazsa benim elimdeki ekip gitti az siktiri mi? Yoksa bunlar artık yok. Değil mi? Attın mı? Attım. Attın. Okay. Çete biraz geç geliyor. Zar atışlarında oyalanacağız. 8 attı. 8 attı. Ya bu kadının kaleme ihtiyacı var ve siz de bayağı başarılı bir ekipsiniz. Bu bizim şu andaki tek görevimiz mi üstümüzdeki? Şeyi, uyuşturucuları teslim ettiniz. Başka yok. Bu bizim tek görevimiz. Aha. Yapmama şansımız yok yani. Tamam. Yola ne zaman çıkalım? Mümkünse bu gece. Gece. Özür dileyerek neden? İtiraz etmek durumundayım. Hazırlıklarımız zaman alır. Uzunca bir yola gideceğiz. En azından yarın gece çıkarsak görevin başarılı tamamlanması için çok etkili olacak. Hazırlıklarınızı bu geceye yetiştirin ve hazırlıklarınızı düzenlemek üzere ailemden 50 kişiyi emrinize vereyim. Bu geceye yetişmeye çalışırız. Bu gecede anlaştık o zaman. Tamam. Abi, size çek yazıyor gibi iç cebinden bir şey çıkarıyor. Bir böyle post-it şeyler olur ya, not defterleri gibi. Koçanlı böyle bir şey çıkarıyor. Onu çıkarıyor. Oraya bilmediğiniz bir dilde bir şeyler yazıyor. Hemen altını da imzalayıp diğer bir cebinden çıkardığı mührünü kaşıyor. Aynen. Sana uzatıyor Crisp'i. Lütfen bunu Ulrich hanesine götürün. İvedilik'le yardımcı olacaklardır ve sizi bu gece yetiştireceklerdir. Şey giriyor, Babeş giriyor muhabbete. Bu kadar işte ya, bu kadar. Gider misiniz? Giderim. Cevval çocuklar, hemen yaparım. Müthiş. Helal lan size. Helal lan size. İyi günler sayın konsey üyesi. Deyip yürümeye başlıyorum ben. Arkanızdan arkaya Miroslav doğru. Komutan çıkıyor sizle beraber. Ben masadan kalkarken bir tane böyle soykan varsa o meyve sepeti dedin ya. Oradan böyle bir yeşil elma alıp böyle hani onu böyle elimde. Kardeşim kırmızı var.
Kırmızı da olur. Elma. Tamam, Mete öyle. Şöyle kalkıyor değil mi masada? Dibini içeri. Ziyade olsun. Ben hiçbir şey yemedim. Lütfen. İçmedim. Tamam. Elma aldım. Afiyet olsun. Tamamdır. Çıktınız abi. Sarayın bahçesine doğru. Artık dışarı çıkmaya niyetlenmişken yanınızda Miroslav da sizinle beraber yürüyor. Hı hı. Ve siz sigarasını içiyor. Biz bir şey soracağım. Miroslav'la diğer üyelere göre çok daha yakınız. Çünkü şey havası var abi. Yani sizi ben anlarım. Ben askerim. Ben adam öldürdüm. Havası var Miroslav'da. Okey. Komutanım ben bugün 3 kişi öldürdüm. Akşama hazırlanın biraz ağır olmadı mı ya? Ağır oldu. Kabul edebilirim. Ancak bazı konsey üyelerinin ülke için faydalı gördüğü konularda ricaları, istekleri bazen bizler gibi askerlerin öncelikleri haline gelir. Buna alışmış ancak olmanız lazım bu zamana kadar. Ancak komutanım tabii ki görevin gizliliği açısından tüm detaylar bize belirtilmemiş olsa da siz de doğru diyebilirseniz ki görev ülkemizin çıkarlarından ziyade bir ailenin çıkarları için olduğu noktada konsey buna hizmet eder bir yapıya sahip mi? Konseyde alınan kararlar tamamen oy çokluğu sahasına göredir. Favre'nin, Leyden'in, Babeş'in ve oy vermesiyle ve akademisyenin çekimser kalmasıyla maalesef bu olay sizin acele etmeniz gereken şekilde gerçekleşmeli. O esnada bugün ilk defa gördüğünüz, daha önceden çokça adını sanını duyduğunuz, bazılarının da tipini bildiği bir figür çok aheste şekilde bastonuyla beraber size doğru yaklaşıyor. Ben buralarda biraz sıkıntı yaşıyorum çünkü çok karakterimiz olduğu için, kusura bakmayın. Hı-hı. Mete sen botanik biliyor musun? Biraz. Şifacılığı falan var biraz. Abi şey, hı-hı, Herbert, Rahip Herbert geliyor. Toplantıda yoktu. Hı-hı. Bir gözüktü gitti falan filan, bir başlarda vardı. Komutan? Gençleri almışsın yanına her zamanki gibi. Saygılar diyor. Kafa selam veriyor. Görev onaylandı mı? Anlıyorum. Çocuklar dilerseniz sizinle bahçede yeni aldığım tütün eşliğinde kısa bir sohbet edelim. Lütfeder misiniz? Ben bayılıyorum Yüce Helbert'e, yani onun şeyleriyle zaten. Bu arada zaten konseydeki en taşaklı adam falan, hani şey, hem halktan hem çok güçlü yani, hem şey falan. Ben bayılıyorum yeni tütüne falan diyorsun zannettim Yüce Helbert. ne yapıyorsunuz? Büyük bir onurdur ya. Pardon. Veritim. Ben. Miroslav, sen bir şey diyorsun, pardon, buyur. Yok ben, tabii değil. Ha, gidiyorsunuz, yürürken şey diyor. Yani. Miroslav, sen biraz dinlen istersen. Bugün çok yoruldum. Tabii, konsey üyesi. Diyor, duruyor Miroslav. Bahçe, yavaş yavaş yürüyorsunuz abi. Duray, o Lady'de parlayan bir şeyler vardı ya. Hı hı.
Eğer doğru yöne bakıyor olsaydın daha sarayın bahçesine girdiğinde Herbert'in etrafındaki aurayı hissederdin. Öyle kuvvetli Herbert'teki. Yavaş yavaş yürüyor. Lacivert mi? Lacivert. Yavaş yavaş yürüyor. Ne kadardır konsey için çalışıyordunuz? 5 yıldır Yüce Albert. 2 yıl. 1,5 hatta falan. Okay. 1,5. Hiç mi hata yapmadınız? Hayır. Konsey. İnsan bazen hata yapmak da ister. Bizim yaptığımız işte istemez Sayın Konseyyes. Lafı uzatmayacağım. Sizler bir şekilde istemeyerek de olsa yetenekleri, yapabilirlikleri ve cesareti göz önünde alındığında feda edilmiş bazı insanlarsınız. Komutanınız da, ben de bu ölüm görevine gitmemeniz için elimizden geleni yaptık. Ancak yüce kurucu Favre'nin büyük iradesinin bizlere bağışlamış olduğu bu sistem vesilesiyle kimi zaman alimlerin söylediği aptalların söylediklerinin yanında güçsüz kalıyor. Bu kadar açık konuşabiliyor olmamın sebebi, bu göreve gitmeyi reddediyor olsanız dahi bir şekilde hayatınızın bağışlanmayacağı. Ben yüce konseye bağlılığımdan, atalarıma saygımdan ve bu topluma olan borcumdan ötürü onlara kötülük edip yarı yolda bırakmayı reddediyorum. Ancak öbür tarafta da bu tarafta da olsa huzurlarınızda tekrar beyan etmek isterim ki ben bu göreve onay vermedim. Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Neyi yenebilirsiniz? Kimi değil? Böyle her şeyi noktasında ben de bakıyorum. Hani benim yenemeyeceğim herhangi bir şey yok diye kendi adıma öyle bir bakıyorum. Yani. Bana dönüyor Garuk. Ölümü öyle mi? Ne kastediyorsun? Seviyesi. Göründüğümden daha dayanıklıyımdır. Bıçaklara karşı mı? Evet. Anlıyorum. Ne detay anlıyorum verildi görevle alakalı? Ben Karta'ya dönüyorum. Anlat der gibi. Hani kervan götürüp daha sonra bir kalem getirmemizi söylediler. Kolay bir görev gibi duyuluyor Sayın Konseyyes. Kalemin nereden getirileceğini de söylediler diye tahmin ediyorum. Naratalos'ta. Gece yarısı yola çıkacağınızı tahmin ediyorum. Doğru konseyiz. Beni görmeden çıkmayın. Sizi nerede görelim? Sınırda buluşuruz. Tabii konseyiz. Melil yanınızda olsun. Deyip salona doğru devam ediyor. Konseyiz, çok özür dilerim. Söyle.
yeni sütunlarınızın olduğunu söylemiştin. He, var, var. Tamam, beni görmeden çıkmayın gece. Teşekkürler konseyiz. Gülümsüyor da dönerken. Şey diye, ırıs bıçıcığı yapıyor böyle. Ne var kardeşim? Evet. Abi şeydeyiz, bahçedeyiz değil mi? Hı hı. Yani şöyle şey yapıyorum abi. Allah. Bir tane. Ne yaptığını biliyor muyuz? Tabii tabii. Bir tane böyle pır 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 bir kuzgun geliyor Benjamin'in omzuna konuyor. Hı hı. Abi ben kendisini tanımayanlar için tanıtayım. Lucky. Yaklaşık bir 5-6 senedir benimle birlikte dostum diyebileceğim bir hayvan kendisi. Yoldaşım diyebilirim. Hı-hı. Her yere benimle gelir gider. Lucky'ye bu Kartan'ın da biraz önce kuşku duyduğu büyük ormanda ne havadisler var öğrenmesini istiyorum. Hani bana bir oradan haber getirebilir misin diye bir soru yöneltiyorum. Şöyle yapalım. Araya girebilir senin... miyim? Tabii. Çok kısa. Lucky geldiğinde işaret parmağımın arkasıyla Lucky'nin ensesini seviyorum. Bu da böyle, böyle. Mete, senin hayvanlarla konuştuğun senaryoları şöyle yapalım. Ben o hayvanın zekasına göre daha az ya da daha çok kelimeyle konuşayım. Öyle anlaşmaya çalışalım. Olur. Tamam. Ya her hayvanla da iletişimin farklı ya. Aha. O yüzden yani gerçekten RP'sini yapalım. Hmm. Olur. Ne diyorsun? Lucky. O bana ne diyor onu merak ettiğim için durdum. Hı hı. Diyor. Bu gece çok önemli bir göreve çıkacağız. Dönüş yolumuz belki de büyük ormandan olacak. Oo. Çok tatlı. Büyük orman. Güzel. Ne kadar tatlı ha. Sevdim ben Lucky. Biz Lucky'yi bayağı siz gak gak. Gaklamasını duy. Siz gak tamam. Gak canım tabii. Büyük orman güzel. Büyük orman yolundaki o patikanın etrafında şu an neler dönüyor? Ormanda hala huzursuzluk var mı? Öğrenebilir misin? Oo. Orman huzursuz. Hmm. Lucky. Bakarım. Ben böyle çantamdan böyle bir tane peksimet gibi bir şey çıkartıyorum abi. Hafif kırıp Lucky'ye uzatıyorum. Yemek! Fır 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 gidiyor yemeği yedikten sonra. Geri çağır ya, çok tatlıydı. Biraz daha sohbet edelim. Fır 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 gidiyor. Abi zaten bugün bir görev yapmıştınız. Akşam... Çökmeye yakın geldiniz saraya. Saat vallahi 7 falan. Sizin gidişe var 5 saat. Hızlıca istiyorsanız haneye mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? 5 saat içerisinde yapmayı istediğimiz bir şey, ya istediğim bir şeyler var. Evet, şimdi bir hızlıca. Zincir görev. Ama bir soru konuşmam lazım. Tamam, şimdi bir de şeyi sorayım. 1,5 saattir oynuyoruz. Molaya ihtiyacınız var mı? Hepinize tamam, uygunsa 1 saat daha RP'ye gidelim. Şöyle yapsak olur mu abi? Bir 5 dakika ara verip 1 saat daha gidip 5 dakika mola, 1 saat kesintisiz RP bölümü bitirelim. Okey miyiz? Evet. Tamam. Okey herkese. Tamam. Ben 5 dakika mola istedim. Ben buradayım. Ben de buradayım. 5 dakika molamız ben var. Bilmiyorum. Sorularınızı sorabilirsiniz, yorumlarınızı benim. Yapabilirsiniz. 5 dakika sonra 1 saat daha devam ediyoruz. Okan ben çözerim istersen. Sen yorulma ya. Hallettim mi? Heyif. Bir şey daha diyecektim ben. Ha bir de karakterleri nasıl buldunuz? Onun da evet, birazcık... Evet, bir geri bildirim alabiliriz. Mete'nin ses tonu inanılmaz zor oyunu. Valla tutununca role alışıyoruz biz de. Ben bir Tunca Garuk dedirtmek istiyorum ya. İsmini acaba o sadece kendi doğru söyler dedi ya. Ekip Benjamin'i anlıyor mu yoksa o da mı guk guk falan diye konuşuyor? Çok güzel soru. Ne var kafanda Mete? Ya yani... ben ona fısıldayarak konuşuyorum abi. Tamam. Ekip duymuyor tamam. Bizim nasıl konuştuğumuzu. Çünkü ya ben normal konuşuyorum. Hani ben
common dilde konuşuyorum ama ya ekip bilmesin ve bunu merak etsin istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Yani abi. Orada gaguk mu yapıyor Benjamin yoksa dilimizi mi konuşuyor bilmiyor ekip. Çok özlemişiz, çok iyi başladı, bayağı özlemişiz. İlk RP deneyimim acayip sardı. Ne özlemişiz, harika ilerliyor, özlemişim. Çok keyifli gidiyor, yine güzel senaryo çıkarmışsın. Daha iyi abi yok, hiçbir şey daha yok yani. Beraber bir anlıyoruz settingi. Yakışıklım, sana söylüyorum bunu. Araştırdım özel olarak. Bu kuzgunlar, kargagiller en zeki kuş türleri olduğu için ben de biraz onu... Hayvan gibi zeki oğlum, daha iyi. İnsan gibi anlaştın işte. Tamam. Aynen. Ya mesela yarın bir gün böyle oldu. Aptal bir hayvanla konuştuğun zaman gerçekten... Yemek falan yapacak yani. O yüzden evet, o yüzden okay, diyorum. Bulmaca falan. Bence çok güzel bir şey kattı işin içine. Evet. Tunç'un karakterine bayıldım. Mızrağa sıkıldım lafı baya güzeldi. Tek diyeceğim var. Özlemişiz. Ya... Teşekkürler. Tüm bayılmışlar benim karakterime. Beğenmişler baya abi. Genel olarak. Teşekkürler. Druid'in hayvanlarla konuşmayı RP'si aşırı iyi. Daha sık yapılsın lütfen. Mete uzun zamandır ilk defa bir karakterini sevdim. Sakın ölme. Garuk harika biri. Benjamin çok iyi. Bagava Asaf'ın torunu, bu çok net. Oyunla ilgili bazı teorilerim var. Abi bu arada ilk defa görüyorum. 170 watching, 191 like. Uyuyanlar oldu. İnsan gibi zekidir. Olabilir. Lozi gozi. Kuzgunlar insan sesini taklit edebilir bu arada. Etti zaten evet. Ha evet. Şey mi? Dışarıya mı? İşte orada bizim aramızda kalsın. Romero Bey bekar mı? Bekar. Ahmet Ali Rogue olmuş. Çok teşekkür ederim. Asrın Wizard olmuştu başlamadan önce. Asrın'cığım çok sağ ol. Mükemmel her şey. Çok özlemiş. Yok mu? 33 yaşında. Kötü feedback yok mu ya? Vallahi ne güzel yorumlarınız var ya. Vallahi açıkçası bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bana yani izleyenlere söylüyorum. Hani burada arkadaşız hepimiz diye. Açıkçası bana konsey çok sıkıcı geldi. Siz yani hani şey olarak yani Benjamin şöyle. Hani Benjamin olarak sıkıcı geldi. Çünkü Benjamin mesela orada en küçükleri olduğu için genelde bu tarz şeylerde hani şeyin Romero'nun falan ağzına bakıyordu. Romero hiç konuşmadan gitti falan filan böyle. Böyle Benjamin sevmedi o ortamı falan hani. Konsey zaten konseydekilerin de sevdiği bir yer değil yani. Ama niye ağzının suyu okuyordu paşamın? Babuş'un neydi adıdır? Babeş mi? Babeş. Babeş. Babeş güç seviyor oğlum. Anladım. Şimdi de keyifliydi. Enginar bulmak çok zor olduğu için. Ya ben aynı şeyi söyleyecektim. O yüzden de hiçbir şey yemedim diye ekledim ve elma aldım çıktım ya oradan Tunç. Ben de böyle bir hayvan etine biraz hassasım senin gibi. Şey yapmadım orada. Arkadaşlar bu arada sesim hiç yorulmuyor. Hiç merak etmeyin. Süper. Hani öyle bir boğazdan yapmıyorum ben o sesi. Böyle bir eleştirme olabilir. Falan. Konseyde konuşurken çok duraksama ve sessizlik oldu diyaloglarda. Ortam gergin tabii. Ya her konuşan karakterin çünkü 37 görsel arasından adını bulup açmaya çalışıyorum OBS'te de. O yüzden biraz duraksıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Sadece o değil abi. Orası konsey zaten. Öyle olur yani. Biraz da o da var. Yavaş yavaş. Yani. Kral mesela takmadı çok sizi falan bir şey. Evet. Abi Leydim öyle olması gerekiyor falan. Leydim gibi yapamazsın ki orada. Biraz böyle ne dediğine dikkat edip düzgün konuşman, düzgün ifade etmen. Gergin bir ortam yani. Karşıda kendi kral var lan. Hiç kral değil. Gördünüz mü hayatınızda? Yani kral var karşında bence. Kendi aramızda da sohbet çeviremedik mesela orada. Hani normalde. Kanka kral yanında, genelkurmay başkanı yanında ne sohbetinden bahsediyorsun? Sen nefes alabildiğine dua et yani. Normalde bu ekip biraz böyle birbirine hani düşkün bir ekip. Çok uzun süredir birlikte iş yapıyoruz falan hani o muhabbetimiz falan sıkı fıkıyızdır hep beraber falan gibi bir durum var ama hani orada böyle biz de mesela kendi aramızda sohbet etmedik. O biraz o ortamla alakalıydı. Benim kötü feedback'im var. O kapıdaki guard kim köpek bu kadar görevi başarıyla tamamlamış ekibe laf ediyor. Köpek. Being köpek Ege. Ya ben orada arkadaşlar öyle demeyin ya. Onlar da kralın guardı yani. Ben ona çıkarken omuz atacaktım. Geçerken böyle bir şikayet etseydiniz pezevenge. Hazır ol duruşunu bozacak kadar sertlikte bir omuz atacaktım. Hani bir ileri adım atsın dengesini tekrar şey yaptım. Onu unuttum. Bagava'ya Asaf'ın torunu diyorlar. Evet, Asaf Bagava'nın torunudur yani. Olursa. Asaf Ekinoks'ta değil miydi lan Asaf? Evet. Evet. Telekinezik miydi Asaf? Asaf'ın değil Selami'nin demek istiyorlar bence. Hayır. Ha, niye lan? Selami'nin böyle huyları vardı. İnsan sarrafıydı falan. Ha, olabilir. Asaf, Asaf manyetizma. Magnetoydu ya. Aynen. Magnetoydu, alakası yoktu ki. Yani var tabii, benzişiyordu bazı kısımlarda. Yani şimdi manyetik alanla telekinezinin sınırlarını tartışmayalım ama akşam.
Yani telekiniz de sonuçta manyetizmanın bir üst kümesi. Yani maddeleri beyin gücüyle, düşünce gücüyle hareket ettirebilme. Ben bunu maddenin yapı taşından başlayıp elektrondan gidiyorum. Kafamda öyle bir plan var. En azından size onu söyleyebilirim. Oradan yukarı gideceğiz. Ama telepatik değilim. Yani birinin zihnine giremiyorum. Onu size hatırlatmak isterim. Okay. Niye beni... Benim kafama o yaptığın hamle biraz öyle bir telekinezi. Hayır kanka. Magent gibi yaptı onu. Ha, ben force yapıyor ya Darth Vader adamın boğazından tutup tutuyor ama tutmuyor. Onun gibi yaptım sana. Kafanı eğdim ama görünmeyen bir elle. Okey. Çok güzel yapıyor döndü ama ellerinize sağlık. Yani. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Okan gelince başlayalım. Nerede lan bu Okan? Hadi başlayalım. Oğuzcum 25 TL'ye göndermiş. Özlemişim FRP yayınlarını. Valla biz de özledik ya. Her perşembe gibi düşünmeyin arkadaşlar. Haftada bir kesin gibi düşünün ama. Bu senaryo bitene kadar öyle devam ediyoruz. Evet. Yani güzel olacak. Daha açılırız. Yeni başladık. Öyle düşünelim. Daha olaylar koparmış. Karakter rehberleri güzel, evet. Manyetik nefes zamanı, buzdan nefes, kartal sesi. Öyle miydi? Aynen öyleydi. Öyleydi. Nasıl siktim Efe'yi falan. Ekinoks'u da izlemeyen varsa izlesin arkadaşlar. Sevdiğimiz bir senaryomuzdur. Okey. Son bir saat gidiyoruz. Bitiriyoruz. Fantazinin oyun içerisindeki sınırlar neler? Bunları böyle Discord Fantastik Pazar soru cevap kısmından ya da benim şahsi yayınlarımda yaparız arkadaşlar. Şimdi vaktimizden kaybetmeyelim. Geç de başladık bugün. Ruti'cim teşekkür ediyoruz 20 lira için. Sağ ol. 1.36 dolar göndermiş. Bunu alert'ı değiştireceğim. Sürekli dolar çıkıyor. Çok sağ ol abi. Şimdi devam ediyorum izninizle arkadaşlar. Yapıştır. Artık nasıl YouTube'da yaptığımız için bu yayının hiçbir yeri kesilmeyecek. Baştan sonra buraları da koyacağım. Sende mi biz bahçeden mi devam ediyoruz? YouTube'da kırparsın belki. Olabilir. YouTube üzerinden. Ya ilerletir ya ilerleten. Arkadaşlar size böyle bir görev verildiği iddia ediliyor. Rahip ve komutanın tavrı. Diğer taraftan bir çekimsel ve üç kabul oyuyla da bu görev size verilmiş. 5 saatiniz var aşağı yukarı yola çıkmak için. Bir açık çekiniz var Ulrich hanesinden. Onun dışında yapmak istedikleriniz, yapacaklarınız. Önce bir hızlı konuşarak başlayalım isterseniz. Sonra hemen RP'leri yapalım. Devam edelim. Atakan'cığım çok sağ ol. Burası ben önemli. Abi, ben hemen girizgah yapmak istiyorum bu konuda. Birinizin evindesiniz ve hani değerlendiriyorsunuz olayı. Bir dakika yutayım şu ağzımdaki. Bak ama bir şey diyecek gibisin. Böyle şey yapıyor o hani akıl okuyormuş gibi yapıyor. Sen artık telepatiye de mi merak saldın? Yok hayır böyle bir hareketen gibi oldu. Doy. Doy. Yeter. Hepsini bilemezsin. Her şeyi öğrenemezsin. Bak gökyüzünde bir sürü yıldız. Hangi birini görebilirsin? Göremezsin. Şimdi dostlar. Biz kraliyet için, ülkemiz için bir göreve atıldığımızda her zaman kafamız rahat oldu. Herhangi bir kaygımız, aklımızda herhangi bir soru işareti olmadı. Ancak bu sefer sanki kraliyetten ve ülkemizden uzak bir ailenin kişisel ihtiyaçları, belki de hırsları için bir ölüm yolculuğuna riskli, tehlikeli bir göreve uğurlanıyoruz. Her ne kadar Lady Savannah bizim için çok ciddi şekilde önlemlerini aldırmış olsa da ya da birkaç hamle sonrasını düşünmüş olsa da ben derin endişeler içerisindeyim. Endişelerimin sebebi kraliyet için, ülkemiz için değil, Ulrich ailesi için bir eylem içerisinde bulunuyor oluşumuz. Sevgili komutanımız ve Miroslav. Ne? Miroslav. Hayır, dini karakter neydi lan? Onun adını yazamamışım. Herbert. Sevgili Yüce Herbert'in de söylediği gibi bu çok olumlu ve çok güzel sonuçlar doğurabilecek bir görev değil. Eğer sizin de onayınız varsa önümüzdeki 5-6 saat içerisinde bir risk satın almak isterim. Tam olarak riskten kastın nedir?
Şöyle ki, dikkat ettiyseniz Lady Savannah, Sayın Konsey Üyesi, uyku problemi olduğundan bahsetti. Hı hı. Kendisine ada çayı önerecektim ancak ortam çok müsait değildi. Ada çayı belki satın alacağımız risk için çok da geçerli bir yöntem olmayabilir. Eğer senin bildiğin bir yöntem varsa özellikle, Benjamin, bir uyku ilacı hazırlasak, uyumasına yardımcı olacağını iddia ettiğimiz bir ilaç olsa, sonucunda uyutabilsek, ancak ortasında bir yerde ona ufak da olsa, belki bir cümle de olsa bir doğru söyletebilsek, bu mümkün mü? Hemen böyle duyduktan sonra gidiyor abi, böyle defterlerine falan alıyor, raflardan karıştırıyor falan. Uyku, uyku. Sikiyim böyle iş. Uyku, uyku, uyku. Akışla, akışla otu bulabilir miyiz? Bulursunuz. Bulur. Otu bulunur. Aktarlar akışta var yani şehirde. Eğer akışla otunu herhangi bir şekilde kaynatıp daha sonra o kaynattığı suyun buharını içerisine çekmesini sağlayabilirsek Lady'nin... Daha önce yaptı mı bunu? Hayır ama bu notlar yüce sevgili Elkamis hocama ait. Muhakkak daha önce denemiş olacak ki burada bunlar yer alıyor. Akışla otunun buharını içine çektikten sonra yaklaşık 4 saatlik kesintisiz derin bir uykudan bahsetmiş burada. İşimize yarar mı bak? İşte o kısım. O kısım işte burada yer almıyor. Belki özel bir karışım deneyebiliriz ancak burada notlarımın arasında görüntüleyemiyorum. Yalnız böyle bir şey ters tepebilir. Emin değilim Bagava. Riski ne? Ne? Nasıl bir ters teper? Ters teperse hani ne olur? Öldürür müyüz? Vücudumda bir reaksiyon gösterebilir. Belki bu küçücük bir kızarıklık olabilir. Belki de nefesini kesici, ölümcül bir şey. Buna kesin bir şey olamaz. Çok mümkün söz konusu değil. Ölümcül olamaz. Konseyüsünü öldüremeyiz arkadaşlar. Eğer zamanımız olsaydı... Çok pardon. Okan sen konuşur musun? Hey. Benim merhabalar. Ses kartım patladı abi. Belki yayına da öyle gidiyordur. Kabloyu çıkarıp takıyorum. Tamam. Alo. Alo. Yayına geliyor sesim ama arkadaşlarıma gitmiyor. Onlar şimdi donacaklar. Alo. Bizim sana sesimiz geliyor mu? Benim size de geliyor mu? Geliyor. Harika, çözüldü. Kusura bakmayın. Devam. Tamamdır. Bu devam. Seçilmiş konsey üyesi Romero. Romero. Kendi içimizde bir tezgahla önümüzdeki 5 saat içerisinde Romero'dan bir şekilde bu karışımı elde etmemizin yolu var mı? Karta şu birayı uzatsana bana. Şöyle yapabiliriz. Bugün kendisiyle Crispy. İnanamıyorum bak, adamla bir dakika konuştuk, hemen teklifimizi kabul etti. Bu kadar beni oyalamana gerek var mıydı gerçekten? Neyse, söz konusu olan bu değil. İstersen dilersen kendisi de bugün söylediği gibi beni odamda bulabilirsiniz dedi. Herhangi bir sorunuz olursa. Dilerseniz ben bu soruyu bir botanik üzerinden kendisine yöneltip bu konuyla alakalı bir bilgi alabilir miyim diye düşünüyorum. Bira da ver. Ne yapayım? Karta. Sigarayı uzatsana oğlum. Nasıl gideceksin peki Romero'ya? Yani ne diyeceksin? Bizim bir görev için ihtiyacımız var mı diyeceksin? Yani sevgili konsey üyesi Romero'nun bu görevden haberi var anladığım kadarıyla. Kendisi bu konuyla alakalı çekimser de bir oy kullandığını söylediler yanlış duymadıysam. Şimdi bu görevle alakalı gidersen tüm şüpheleri üstüne alırsın. 5 saat sonra yola çıkacakken gidersen de tüm şüpheleri üstüne alırsın. Romero'yu hiç karıştırmanın bir anlamı yok. Romero'yu işin içine karıştırırsak olumsuzluklarda direkt gözler bize dönecektir. Ya Herbert zaten
bize gerekli bilgiyi verecek. Bir de bilmiyorum, Bagava çok anlıyorum endişeni. Doğru, işte gidilmemiş bir yer, büyük orman var. Ama yani bugüne kadar gidilmemiş olmasının sebebi bizim hiç gitmeyi denememiş olmamız. Anladın mı? Denememiş olmasının bir mantığı var ama Crispy. Bugüne kadar denenmemiş olmasının. Bu konuyla alakalı bana ihtiyacınız var mı diye. Ne gibi bir ihtiyaç? Orman olduğu için. Yani alt tarafı bir kalem Bagava. Kalemde yani, bir sorun yok. Ormanda sorun var. Ormanla ilgili kafamda bir sürü soru işareti var. Biraz önce Lucky'yi yolladım. Ormanla alakalı bize havadisleri getirecek. Biz çıkmadan gelmiş olur mu? Tabii çok uzun sürmez. Şimdi benim anladığım kadarıyla biz sike sike bu göreve gidiyoruz. Tabii ki. Zaten. Peki benim için hiçbir önemi yok. Haggaleren daha da hiç görmediğim Naratolos. İstediğimiz yoldan da gidebilirsiniz dedi. Ormandan geçmemize gerek yok. Dönerken ormandan hızlı gelin dedi sadece. Niye dönüyoruz ya? Görevimiz bu Garok. Nesini anlamadın? Orada başka görev buluruz. Sikeyim kalemini, bana ne? Ancak konsey üyeleri bize görev verdiğinde o görevi... Konsey üyeleri 150 yıldır Naratolos'a gitmemiş ki zaten. Gelmezler mi diyorsun? Bizi gönderdiklerine göre gelebilselerdi onlar giderdi. Oradan haber aldıklarına göre casus göndermişler ama. Ben hayatımda daha önce Garaben dışında bir yer görmedim. Arkadaşlar açıkçası buradan gidip bambaşka bir yere yerleşmek bana çok da akıl kârı gelmiyor. Naratolos'ta bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Ha neyin bekliyor? Onlar da kendilerinin neyin beklediğini bilmiyor. Ayrı. Ama ne olursa olsun orada uzun süre geçirmek bizim dezavantajımıza. Ofrepe. Büyük ormanda da öyle. Naratolos'un 150 yıldır hiç bilgimiz yok da 150 yıldan öncesinde de mi hiç bilgimiz yok? Yani nasıl bir yer orası? Sen abi normalde yaşam sürülmesinin çok mümkün olmayacağı kadar dağdan bahsediliyor. Zaten hani o Naratolos'un kaybetmediğini savunan tarih tezleri de inanılmaz bir savunmaları olduğu için kaybedemediklerini söylüyor. Ya biz bunu biliyoruz değil mi? Tabii ya, evet, bu bilinen bir şey. Ama bu rivayet gibi değil mi? Yani evet, hani, bu arada ben hani onu söyledim mi, söyledim mi, söylemedim mi? Demin söylemediysem de söylemedim. Boş ver. Devam. Tamam. Pardon. Sesli düşündüm. Orada çok vakit geçirmek bir anlamı yok. Büyük ormanda da olabildiğince az vakit geçirmemiz lazım. Bu iki bilgi bizde var. Benim planım şu. Bence şöyle yapalım. Bu göreve gitmiyoruz. Şansımız çok düşük. Ha derseniz ki hep beraber burada konseyi devirmek üzere bir yola girelim. Onu düşünürüz. Onu konuşuruz. Onun planını yaparız. Ama içinde bulunduğumuz durumda yapacağımız şey güzel güzel gitmek. Gece yarısı Herbert'ten hem tütünümüzü hem de gerekli bilgileri almak. 3 gün sonra da gelmek. Bilemedin 4. Eğer büyük ormandan geçersek 4 gün sonra gelebiliriz. Eğer yolu uzatacaksak. Bakalım Lucky bir gelsin. Belki büyük orman o kadar da tehlikeli bir yer değildir. Ormandan mı gidelim diyorsun Kartan? Hızlı bitsin gibi düşünüyorum. Hayatımız mı? Yani hayatımızın biteceğini düşünmüyorum Garuk. Yüce Helberta şov yaparken iyiydi Garuk. Benim ölümden bile korkum yok diyordun. Doğru. Şimdi ölümden mi korkmaya başladın? Evet.
Seni korkutan şeyin ne olduğunu merak ettim açıkçası. Ölmek. Onu sormuyorum. Ölmekten korkuyorum. Neyin öldürebileceğinden korkuyorsun? Bilmediğim bir şey. Anlıyorum, anlıyorum. Bir süre sonra bu muhabbet esnasında cama vuran tık 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 ufak gaga sesleri duyuyorsunuz. Biz kimin şeyindeyiz? Hanesindeyiz arkadaşlar. Fark senin. Etmez. Sen kitap kitap karıştırdın. Senin senin, senin olsun. Ha, ben, belli ki benim tamam, de elimde kitabın tamam, olmayacağına göre. Okey. Okey abi gidiyorum hemen böyle camı şey açıyorum. Böyle Lucky bir geldi. Lucky geldi. Lucky'nin zaten yani orada küçük kendi girişi var. Hani senin pencerende. Nezaketen aha, vurdu aldım yani. Bizi gördü içeride muhtemelen. Evet, bir baktı vurdu hani giriyorum gibisinden yaptı. Girdi içeri. Hı-hı. Bu sefer koltuğa oturdu. Koltuğa mı oturdu? Gitti. Hani evde otur, omuzuna istiyorsan tabii ki omuzuna geliyor da bir şey yapmıyorsan boş bir yere o da gidiyor konuyu. Hı hı, tamam. Gergin. Sebebi nedir? Kartallar huzursuz. Büyük orman güvenli ama yalnızca dostlara. Peki başka? Başka bir şey yok. Onlara zarar vermemelisiniz. Ben söyledim. Vermezler dedim. Anlıyorum. Anlıyorum. Yine de biraz garip. Ve Chris. Kafamda deli sorun. Ne konuşuyorlar acaba? Ha, hakikaten hakikaten konuşuyorlar mı? Garip garip konuşma. Ve silah istemiyorlar. Silah mı istemiyorlar? Ha ben duymadım. Duymuyoruz biz. Duymuş kartallar doğru. Yüce. Kartallar yüce ama kartallar ürküyor. Anlıyorum. Anlıyorum. Niye anlıyorsun Benjamin? Ne diyor? Öyle. Yemek. Yemek. Sürekli ödüllendiriyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar garip olaylar dönüyor ormanda. Allah Allah. Anlat. Kartallar. En son ne zaman gördünüz bir kartal? Şeyde, yani şehir dışına çıkan varsa aranızda patikalarda bolca, ormanın içinde daha da bolca kartal var. Bu bilinen bir bilgi zaten ama hani rivayet de olabilir gören yoksa. Bayağıdır şehirdeyiz o yüzden görmedik. Kitaplarda falan okullarda da öğretilen bir şey yani hani bu yol. Bunun kartallarla dolu ya. Aa biz bir kere çıktığımızda gördük ya. Patikalar, matikalar her yer dolu. İşte ne o kartallar. Lucky'nin söylediğine göre ormanda kartallar huzursuz. Gergin bir atmosfer var. Neden olduğunu anlamadım. Ancak Lucky şundan bahsetti. Kartallar gergin. Ve sadece ormanda başka bir huzursuzluk yok. O konuyla alakalı biraz daha kafamız rahat olabilir. Bir de kartallar mı gergin? Evet. Tamam abi kartallar düşünsün o zaman ya. Hadi gidelim. Bizim ancak, ancak şöyle bir durum var. Kendi sorunum. Eğer ormandan geçmek istiyorsak kartalların buna yalnızca bir şekilde izni var. Demişler ki yalnızca dostlar geçebilirler. Dostlar. Yani kartalların dostluğunu mu kazanmamız gerekiyor şu an? Anladığım kadarıyla böyle. Sen daha önce bir kartalın dostluğunu kazandın mı? Ben daha önce bir kartal yarası tedavi ettim. Ancak kendisini çok uzun zamandır görmedim. Ve çok daha önemlisi arkadaşlar, eğer büyük ormandan geçmek istiyorsak herhangi bir silah taşımıyor olmamız gerekiyor. Nasıl yani? Bu cümleden sonra ben tam kapının önüne eşiğine çıkıp sigara yaktım. Tütün yaktım artık neyse onun adı. Hiçbir şey de söylemedim yani ben çıkıyorum geleceğim falan değil. Ve ayrıca su var mı?
Abi böyle şey yapıyorum. Bir kase. Hemen kalkıyorum böyle. Su dolduruyorum ona. Okey. Önüne koyuyorum böyle sehpaya. Oraya. Nasıl yani? İşte benziyor? Durum bu. Büyük ormanda durum bu. Biraz süreyi çarpıyorum bu arada evde konuştuğunuz muhabbeti. Hani bir saat daha yediniz gibi düşünüyorum. 4 saatiniz kaldı. Silahımız yok. Kartallarla dostuz. Büyük ormandan geçmek istiyorsak şartlar bu. Büyük ormandan gitmek zorunda değiliz ki. Büyük ormandan dönmek zorundayız. Yani silahlarla gidip silahsız dönebiliriz. Dolayısıyla yanımıza feda edebileceğimiz pek çok silahı alabiliriz. Bak ama unutma. Ormanda dost olan canlılar kadar düşman olan farklı yaratıklar da vardır. Bir takım hayvanlar insan sevmezler. Elbette. O yüzden ormandan silahsız geçmek düşündüğün kadar kolay olmayabilir. Ama zaten ne sen ne ben bildiğim kadarıyla herhangi bir silah kullanmıyoruz. Hayır. Ama Crispy öyle mi? Crispy ile Garuk'un silah kullandığı Garuk. Noktada Crispy ile Garuk'un silah kullandığı noktada ben ve sen nasıl bekliyorsak bu senaryoda da Crispy ve Garuk bizi bekleyebilir. Ama biliyorsun yani biz... herhangi bir tehlikede en önde yer alan isimdir Garuk. Bizi koruyan. Eğer Garuk'un mızrağı olmazsa, eğer Garuk'un kalkanı olmazsa ormanın nasıl sağlayacağız? Garuk'un mızrağı olmazsa ormanda taş var. Ormanda ağaç var. Taş mı atayım ya? Senin mızrağının neyden yapıldığını zannediyorsun? Yani malzemesi beni ilgilendirmiyor. Soktuğumu giriyor o mızrak. Ormanda bulduğum taşla ben nasıl ayıyla boğuşayım, şey yapayım? Belki ormanda bulduğun taşla ayıyla boğuşamayabilirsin. Ama bir ayı öldürebilirsin. Çünkü... Öldürmek. Senin... İşte öldürmek. Çok 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 yanlış bir hareket olabilir. Yani Benjamin, karanlık ormana giriyoruz. Onu öldürmeyelim, bunu öldürmeyelim. Öyle yapmayalım, böyle yapmayalım da isterseniz normal biz efendi gibi yukarıdan inelim. Geri gelelim. Yani Galeran'a gelmenin tek yolu orman değil ki. Haksız mıyım Crispy? Yüce sabahım. Dışarıdayım. Ha, sigara mı gittin sen? Yüce Savan'a nereden giderseniz gidin ancak ormandan hızlıca dönmelisiniz dedi. Dönemedik, yavaşlık oldu. Ne yapacağız, kalemi fırlatacağız mı denize? Yani illa ormandan hızlıca dönün dedi diye. İlla ormandan hızlıca dönemedik. Ormanda ayağımız takıldık, düştük. Vay efendim, ormandan bir gün geç geldiğiniz gibi bir durum olacaksa o zaman biz başka bir şey yapalım. Şehrin orman tarafındaki girişinden girmeyi nasıl planlıyorsun peki? Ben hiç orman tarafından bir giriş planlamıyorum Benjamin. Peki bunu Yüce Savanağa nasıl açıklayacaksın? Biz ormandan gelmenin tehlikeli olacağını düşündük. Çok değerli bir kalemi. Çok değerli olan sizin aileniz için 100 yıllık yadigar olan sevgili Galeren'in kurucusu Galeren'in kalemini biz size herhangi bir başına iş gelmeden getirebilmek amacıyla güvenli olan yolu tercih ettik. Siz bu kalemin size hiç ulaşmamasını mı tercih ederdiniz? Yoksa bu kalemin ormanın toprakların içerisinde kaybolmasını mı? Bugüne kadar konseyden alınan hiçbir kararı farklı bir şekilde uygulamadık. Ben başıma geleceklerden korkuyorum bu noktada. Görev, hediyeyi ver, kalemi al, geri getir. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde diye ekledi oraya. Tamam. Koşarak mı gideceğiz peki bütün yolu? Tamam. Şöyle yapalım. Kısa mesafe koşabiliyorum. Şöyle yapalım. Şimdi önce bir almamız gereken bilgiler var. Onları alacağız. Kendi elimize bir koz tutalım. Bu o kalem olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Fark etmez. Savana'nın başka bir mevzusu varsa, bir olayı duyulmasını istemediği, bir sonraki, bundan 2 yıl sonra konseyde
temsil edilecek aile üyesi olarak onun olmayacağı bir şey buluyor biliyorsak onu bulalım. Birazcık havayı koklayalım. Elimizde kozumuz olsun. Buraya geldiğimizde de istersek kalemi koz olarak kullanırız. İstersek kalem veririz. İstersek vermeyiz. Şunu unutmayın. Biz konseyde dahil. Bütün orduda dahil. Bu ülkede, bu şehirde kimsenin yapamadığı şeyleri bugüne kadar defalarca kez yaptı. O yüzden tedirginliğinizi, rahatsızlığınızı anlıyorum. Ama yola çıkma planı yapmadan, yola çıksak mı, çıkmasak mı, hangi yola çıksak yerine bizi orada neyin beklediğine dair ipuçları bulmamız lazım. En büyük sıkıntı, büyük ormanı bir şekilde geçeriz. Açık konuşayım. 20 tane kartaldan da korkmuyorum. Hadi olsun 120. Hadi olsun 2000. Çok daha zor şeylerle başa çıktım. Hepimiz için. Ama daha önce hiç gitmediğimiz, görmediğimiz 150 yıldır devletimizin düşman olduğu bir devletin içerisine hiç girmedik. Orada bizim devletini ya. Bilmiyorsun. Sen ölüm korkun geçti herhalde az önce. Yani hala 2000 kartal falan diyorsun. Bizi bilmediğimiz 150 yıldır gidilmeyen bir yere gönderiyorlar. Hala kartal martal diyorsun. Devlet. 150 yıldır öldürülmeyen insanları öldürdük. 150 yıldır ele geçirilemeyen belgeleri de ele geçirdik. Şimdi mi 150 yıldır gidilmeyen yere gitmekten korkar oldun? Ya korkuyorum. Niye korkmayayım ya? Ben açıkçası burada gayet... ben de korkuyorum. Ben burada hayatımı sürdürüyorum. Bir anda gidilmeyen yerlere gidin. 5 saatiniz var. Kaldı 2,5 saat bu arada. Evet. 3. 3 kalmış. Bir saati de şeyle yiyeceğimizi düşünün. Ulrich hanesine gitmezsiniz ama ne lazımsa konuşuruz. Verebilecekleri şeyleri ben size vermiş olurum. Gidecekseniz hı-hı. Yani. O hariç 2 saatiniz var. Bu kartalların hoşuna giden falan bir şey var mı? Yemek memek. Verelim. Yırtıcıdır bunlar yani. Yine hayvan eti evet, severler. Ya. İnsan eti aynen. Yemezler ama yerlerse de hiç rahatsız olmazlar. Böyle bir durum. Benjamin, yanımıza ne almamız lazım giderken? Söyleyelim şu şeyi kullanalım en azından. Senin de mızrağı bu çekten yaptıralım. Bir de zayiat yazmayalım. Yağ öyle var mi? Bir tane. Bu, yayından önce konuşmuştuk hatırlıyorsanız. O kartal kaçıran bir yağ var. Hı hı. Yani en bilindik yöntem. Adı var mıydı onun? Adı var mıydı onun? Yok bayağı kartal kaçıran yağ yani. Bu şey, common ucuza bulabileceğiniz bir şey. Hı. Çünkü işi düşen oluyor. Bir ticarete vıra zıvıra başka yere giden oluyor. Hı-hı. Patika hep kartal olduğu için normalde de. Bu yaygın bir şey yani. Bolca yağ almamız lazım öncelikle yanımıza. Kartal kaçıran yağı. Onu biz çözeriz bir şekilde. Onu bir şekilde çözeriz. Ormana girmeye karar mı verdik? Dönüşte ormandan dönmüyor muyuz? Dönüyor muyuz? Abi büyük ormandan dönmesek diğer ormanda kartal yok mu? Var. Her ihtimale karşı bak hava. Şu Allah aşkına şuradan karşı. Bir yürü 4 saatlik mesafede de var zaten kartal. 2 dakika patikaya çıkıyorsun kartal var. İlla ihtiyacımız olacak yani. Ben şunu anlamadım o zaman. Bizim zaten her türlü karşımıza bir kartal çıkacaksa bizim ormandan gitmemiz ekstra neden gitmememiz neden gerekiyor? Büyük orman. Büyük orman. O zaman direkt ormandan giderim. Nasıl olsa kartal aynı kartal değil mi? Bir tek kartaldan korkmuyor muyuz? Senin kuzgunun Lucky. Abi hayır. Az önce bize sadece kartallarda sorun vardı. Off rap'e mi yapıyoruz şu an? Hayır o onun rap'e. Kartal. Sadece kartallarda sorun var demedi mi? Hayır. Sadece kartallarda değil. Kartallar gergin. Kartallarla alakalı bir takım sıkıntılar var. Ancak biraz önce de söyledim sana. Ormanda yalnızca kartallar yok. İnsanlara düşman evet. Başka canlılar da var. Tabii ki de var. Çok sevmeyen. Tabii ki de var. Diğer taraftaki ormanda yok mu diyorum aynı canlı. Keşke bir haritamız olsaydı şu an. Yani biz aynı ormanın hacimsel olarak daha ufağından geçeceğiz.
daha bir yönden geçmiyoruzdaki temel motivasyonu ben anlayamadım. Büyük ormana abi kes giren yani büyük yok. Orman çapraz şekilde Naratalos'a doğru kesen bir orman. Onun içinden geçerseniz dolayısıyla çok daha hızlı geçiyorsunuz. Etrafını dolaşacağınız da düz patikalar, at arabasının girebileceği falan filan dağlık taşlık yollar var. Daha uzun sürüyor. Şimdi ormandan gidersek tamam kestirme kısa. Onunla alakalı benim bir sıkıntım yok. Ama kenarındaki patikalardan, dağdan taştan yürüsek ne orman var ne bir şey. Varsa bir kartal vardır. O kadar. Ben senin söylediğine aşırı katılmakla birlikte diyorum ki buna şurada karar verelim. Elimizde kalem. Görevimizi başarılı şey yapmışız. Tam o noktada ben diyeyim ki Bagava nereden yürüyelim? Sen söyle. İstersen büyük ormandan gidelim. İstiyorsa sağdan gidelim. Şu anda elimizde ne kalem var ne şey var. Bir tane korkan şeyimiz var. Çok güçlü bir dövüşçümüz var. Bugüne kadar hayatı illegal dövüşte geçmiş. Hayatında ilk defa korkuyorum cümlesi duyduğum bir tane adam var burada yanımızda. Bizim şu an gerçekten söylüyorum en son düşüneceğimiz şey bizim dönüş yolunu nereden yapacağımız. Olur mu? Crispy. Olur mu? Yanımıza alacağımız silaha kadar dönüş yolumuz çok önemli değil mi? Sanki her görevi... Allah belanı versin. Sanki her görevi ince ayrıntısına kadar tasarlayan insan. Şimdi dönüşümüzü nasıl erteleyebilirsin? Eğer silahlarla gidersek orman silahlarımızı istemiyor. Biz silahlarımızı orada mı bırakacağız? Saklayamıyoruz değil mi hayvanlardan silah Benjamin? Yani Benjamin böyle bir şey mümkün mü? Yani senin silahların biraz daha küçük ama koskoca mızrak yani bilmiyorum belki ucunu sökeriz ama yani yeni yaptıracak bu çocuk da mızrağını. Saklamak mümkün açıkçası ben elimde asamla geçeceğim. Yani Garuk da belki mızrağının sopasını bir asa olarak gösterebilir. Pardon, asa da silah bu arada. Evet oğlum, ben de onu diyecektim tam. Yani asa bir silah değil mi Benjamin? Bastonumla demeye çalıştım. Yani şimdi nereden baktığına göre değişir, baston da bir silah. Tersinden bu... baston! Böyle yürüyemeyiz. Yani bu yolun dönüşünde böyle yürüyemeyiz. Çünkü silah hiç olmayacaksa bunlar silah. Bunlar silah. Yani ya böyle diyorsanız ki silahla gidelim, ben ona da itiraz etmem. Şey, buna itiraz gidelim. Eden peki var mı? Mesela yok. Garuk. Önce bir sigara yak. Yok. O zaman bana işte. Ver. Bak. Eyvallah. Şimdi silahla gitsek senin için nispeten daha rahat eder mi? Silahla gidiyoruz arkadaşlar. İtirazı olan var mı silah? Benim silahım yok zaten. Sen ormandan mı geçiyoruz? Hayır. Tamam. Yanımıza silahlarımızı alıyor muyuz? Birinci sorumuzun cevabını bulalım. İkinci sorumuz. Ormandan mı gidiyoruz? Patikadan mı? Gidişte. Daha dönüşe geçmedik. Ormandan mı gidiyoruz? Patikadan mı? Ben patikadan gidelim diyorum. Patikadan demeyen var mı? Ben? Siz daha iyi bilirsiniz. Ama ormandan gitmemişsin. Halihazırda ormandan zaten döneceğimiz için bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ancak patikadan gitmek çok daha güvenli bir yol. Hı. Ya ben şöyle düşündüm. Aynı riski iki kez almaktansa hani bir kez almak ekibimiz için çok daha iyi. Ki bir de gidiş yolunda eğer olur da bir yaralımız olursa dönüşte hem kişi sayısı olarak daha az olacağız hem de gücümüz çok daha az olacak. Çok ciddi olumsuz bir senaryo hazırlığındayız ancak gittiğimizde verdiğimiz hediye karşılığında kalemi alıp çok kolay bir şekilde geri de dönebiliriz. Ya benim açıkçası düşüncem o zaten. Yani hiç olmaz diyorsun. Bu görev bence çok zor bir görev. Hane doğru. Harici bir saatimiz kaldı. Ama bizim için değil. Eyvallah. Ama bizim için değil. Yani
Arkadaşlar çevrenize bir bakın. Bu ekipte şu anda bu odada bulunan biri gibi kaç tanıdığınız var? Ben Lucky'ye bakıyorum Okan böyle söyleyince. Nedendi? Sen böyle aile gibi mi demeye çalıştın? Ne gibi demeye çalıştın? Benim biri gibi derken. Beni mi konuşuyor? Yok, üçlü özellikler, kişilikler. Bu özelliklere sahip olanlar. Özel yetenekleri olan. Beci. Beni mi konuşuyorlar? Hayır hayır seni konuşmuyorlar. Genç olan bana baktı. Sorun yok. Sorun yok Lucky. Omuzuna mı? Gelmek mi istiyorsun? Ona mı laf ediyor? Hayır hayır. Kuzgunlarla ilgili bir şey, talalarla ilgili bir şey mi söyledi? Hayır, bir an önce yola çıkacaksanız hazırlığınızı bitirseniz mi dedi bana. O zaman şu Ulrich hanesine gidelim. Şüphe çekmesin diye. Bence oradan neler var ki ihtiyaçlarınız? Neler yani, var? Adam akıllı bir şey ihtiyacımız yok açıkçası. Benim yok en azından. Mızrak. Yağ alacağız işte. Yağ. Ama madem silahlı gidiyoruz madem. Full teçhizat gidelim. Ha. İsterseniz bir 20 dakika sonra Büyük Meydan'da buluşup Ulrich ailesine öyle gidelim. Çünkü benim aşağı inip depodan otlarımı ve potlarımı almam gerekiyor. Salak. Özür dilerim. Tamam sen otunu potunu al. Okey. Al otunu potunu. Siz de bana bir liste verin. Haneye hiç gitmeyelim, atlıyorum orayı. Yeteri kadar yağ. Bolca evet. Bolca kartal kaçıran yağı istiyorsunuz. Yeni mızrağı geliyor şeyin. Garuk'un. Komutan tarafından söz verilmiş mızrağı geliyor. Başka? Health potion falan. Tamam. Health potion, birkaç tane şifalı ot. Biz seninle ayrılmadan, bu olaylara ayrılmadan önce benim hazırlığım yok. Ben böyle kıyafetimi giyiyorum, gidiyorum olaya. Cübbenle gel. Aynen. Çıkıyor. Ben sana bir şey soracaktım ya. Bana mı? Bu dağılım gerçekleşmeden hemen önce sorduğum gibi kabul edelim. Sen az önce ne otu demiştin? Akmeşe mi? Akkaşa mı? Akşaka mı? Tekrar bakmam lazım. Akkışla. Akkışla otu. Akkışla otu. Kişinin uykusunu getirebilir. Evet ancak kaynatıp buharını koklatman gerekiyor. Yan etkisi? 4 saat kesintisiz uyku. Yan etkisi var mı? Bana. Bir yan etkisinden bahsedilmemiş. Hayır şey dedin ya. Yok. Sivilce eğer yapabilir. Eğer bir karışım yapılırsa. Pardon. Tamam. Sayın DM'in bilmediğiniz konuları. Senin yanında bu ottan var mı? Yani biliyor muyum ben bunu? Var mı? Basit buluruz. Aktardan. Olabilir. Var olabilir. Olabilir. Aşağı depoya bir bakarım indiğimde. Varsa bana böyle bir bir paket bir poşet deyip verseniz sen bana biraz bundan. Çok da başımıza bir şey gelmeyecek kadar versene. Ben yanımı alırım. Tamam. Ver şimdi istiyorum ben. Şimdi vereyim. O halde beni biraz bekle. Ben aşağıya inip hemen otlarımın arasından biraz akışlı otu getireyim sana. Tamam. Tamam diyorum abi, gidiyorum böyle. Hemen böyle azıcık akışlı falan alıyorum böyle. Okey abi. Bu akışla. Bu da güney yıldızı. Bak bu da işine yarayabilir. Bunu da dene. Güney yıldızıyla ne farkı var? Güney yıldızı güneyden geldi. Kaliteli bir ot olduğu söyleniyor. Yani ikisi de uyutuyor mu? Bir tanesinin rahatlatıcı da bir etkisi var. Hangisinin? Güney yıldızı. Tamam ikisini de ver. Muadili. Azar azar veriyorum. Tamam azar azar aldım. Bir içimlik aldım ikisinden de. Sıkıntı çıkmasın. Garuk çok yakından takip ediyor bu otu. Alışverişine. Ben Garuk'un bize baktığını görüp şey yapıyorum Garuk'a dönüp. Böyle yapıyorum. Merak etme hani ben yanıma alıyorum gibisinden. Ben bu transferin ve bu alışverişin ardından arkadaşlarıma övgüyle bahsediyorum Benjamin'den. Diyorum ki çok güzel arkadaşlısı var. Numaramı kaydet. Ben şeye gitmek istiyorum. Okay. Savana'nın odasına gitmek istiyorum. Savana'nın yanına. Savana'nın nerede? Savana bu krallıkta kalmıyor mu? Savana evin hanesinde kalıyor. Ben Savana'nın hanesine gidip gelebilecek mesafe sarayda sahip. Da yeri var. Okey yanına neredeyse gidiyorsun. Tamam ben Savana'nın yanına gidiyorum.
Buyur abi, direkt orayı oynayalım. Hey, söylüyor mu? Ben direkt söylemedi anlatabilirdim belki. De. Daha bize söylüyor musun? Hayır. Ha öyle gizli. Çıktın gidiyorum gittin. Ben. Aldın otu aynen. Gittin. Nasıl direkt aldın anlatacaksın oğlum? Bir şey demeyeceğim mi kadına? Ne? Bir şey demeyeceğim. Kadına gidiyorum. Hayır tamam, bunları bir şey yapalım. Bize hayır, söylemedi ben, bize. Bizi diyorum. Bizi oynayalım. Tamam. Ben o rihanedanına doğru gidiyorum. Şey hanesine doğru tamam, gidiyorum. Tamam aynen, sen de o eksikleri. Üç birinizin yanında Mete de erzak topluyor. Saraydaki şeyinde takılıyor bu sefer Savana. Hı hı. Odasında. Tamam. Ben odasına doğru gidiyorum. Herhalde kapısında muhafaza bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Var var. O insanları da gördüm. Sayın Lady konsiyerisi içeride mi? Randevunuz var mı? Hayır, ancak kendisinin şifasına yarayacak bir iş için geldim. Bugün toplantıda kendisi bir sorundan bahsetmişti. Kim diyelim? Bagava derseniz. Bir saniye. Giriyor tık tık, efendim Bagava falan gelsin. Giriyorsun içeri. Ben kafamın önünde giriyorum abi. Hoş geldin. Sevgili konsey üyesi, hoş buldum. Bugün toplantıdan öncesinde uyku problemi olduğundan bahsetmiştiniz. Uyuyamadığınızdan, evet. Sorunlar yaşadığınızdan. Doğru. Sizin için iki tane ot getirdim. Dilerseniz bunlar uyumanıza yardımcı olabilir. Bir tanesinin kullanımı direkt uykuya temas ederken diğeriyle alakalı rahatlatıcı da bir etkisi var. Daha iyi bilirsiniz ama sanırım bu birazcık Ponzaldo'nun çevirdiği malzemelerden gibi geldi bana. Güney Yıldız adı. Ancak diğeri akkışlı otu. Sorunsuz bir şekilde sizi 4-5 saat uyutur. Ailesini ve ülkesini düşünmekten uyuyamayan bir politikacının çaresini müptezellerin kullandığı şifalı otlarla mı bulmaktasın? Müptezellerin kullandığı Güney Yıldızı'na ben de kesinlikle katılıyorum Sayın Konsey Üyesi. Ancak akışlı otu hepimizin çok uzun zamandır gelenek haline getirdiği uykudan önce buharının nefes yoluyla çekilerek uyumamıza yardımcı olan kıymetli bir kraliyet, kıymetli bir Galeren geleneğidir. Dilerseniz size bunu takdim edebilirim. Anlamadım büyücü. Maceracılığının yanında ot satıcılığına da mı başladın? Görevinize 1,5 saat kala benim uykum seni niye rahatsız etmekte? Benim konsey üyelerinin her bir rahatsızlığı büyük önceliğimdir sevgili konsey üyesi. O zaman git ve rahatsızlığımı çöz Naratalos'ta. Rahatsızlığını çözmemiz için saatine bakamıyor tabii. 1,5 saat sonra yolda olacağız. Dilerseniz ben sizi rahatsız etmeyeyim. Şimdi tekrar ayrılabilirim buradan. Anlaşıldı. Akışlı otunu da alıyorum. Masaya bir yere bir şey koymuştum. Vermiyorsun. Koyduklarını alıyorsun gidiyorsun. Vermiyorum ama uyuma olursa. Şeyci, bohçacı. Aynen. Serdi geri topladı. Okey. Yemedi. Ne aldınız abi haneden? Ne destek aldınız? Zayiat'a yazmadım mızrağı. Onun yerine haneden aldım. Tamam. O mızraklardan da 2 tane gösterdiler bana. Dediler ki işte böyle de bir tutamaçlı bir tane yaptık yeni. Tamam. Ben de Garuk hangisini sever, yenisini acaba kullanır mı diye. Seviyorum da Garuk'u. Aramızda bir dostluk vardır yani. İkisinden de dedim ki ikisini de getir. Öyle 2 tane mızrağımız var. Tamam. Bir full, artı full sadak dolu. Bende yay var da ok kalmamış. Tamam. Şeylerimiz var abi. Daha önce o silah söylediğim sayılarımız var. Keskin. Hı-hı. Onlar bile eğlendi. Kartal kaçıran yağlarımız var. Yeteri kadar. Bilmiyorum ne kadar ama Hı-hı. gerçekten çok var. Yani söylemem gerekirse tamam. böyle olsun. Erzak aldık. Benjamin'in istediği benden 1-2 ot püsür vardı. Parantezle aşağıya şey yazdım abi. Birkaç tane tavşan. Tamam eyvallah. Tavşan eti. Yo, canlı tavşan. Düz tavşan istiyorum abi. Böyle kafeste istiyorum tamam. abi. Düz tavşan. Düz tavşan. Niye çekecek herhalde bilmiyorum. Düz tavşan. Kervanla gidiyoruz bu arada. Evet evet. Baya sürenler mürenler var bunlar. Tabii. Değil mi? İki ya, at arabası. Kervan denildi zaten bize. Kervanla gidip kalemle dönüyoruz. Tamam. Tavşanları bize taşımayacağız ya. Tavşanlar bilmem ne. O listeyi teslim ettim.
kervanı hazırlamalarını söyledim. Gece yarısından biraz öncesinde kervanları bırakıp kervanları sürecek kişiler dışında, bizim yanımızda gelecek kişiler dışında oradan tamamen ayrılmış olmalarını da tembih. Ha, tamam. Okey. Abi o zaman gidiyorsunuz sınıra. Hı hı. 12'ye çok yakın bir zamanda herhangi bir konsey çok özür dilerim. Hı-hı. Bir de adventure pack vardır ya, böyle kanca onlar zaten, ip falan. Zaten var onlar. Yürüyerek sınıra mı gidiyoruz şu anda? Aha. Benjamin'e bir şey soracağım. Tabii. Yolda mı karşılaştık biz seninle? Yolda karşılaştık. Hayır, ben senden hiç çıkmadım. Ha, sen çıkmadın. Sen zaten bir geliyorsun, kalıyorsun günlerce. Evet. Benjamin'i diğerlerinin duymayacağı bir şekilde hani köşede böyle bir ortam var mı? Ya şu anda Benjamin'in evinde. Evet evet, siz baş başısınız. Var var, çıkarken söylersin, evet. Tamam, Benjamin depodan alacaklarını alıp eve çıktığında Lockheed'in söylediği bir şeyi bize söylememiş olabilir misin? Diyorum. Tam olarak neden bahsediyorsun? Ne gibi bir kuşkun var? Sadece kartallar falan dedim. Kartal gergin falan dedim. Başka bir şey söylemedi mi? Kartallar gergin, silah taşımayın. Ormanın içinde çok da fazla huzursuzluk yok dedi. Çok yüzeysel geldi bana da, o yüzden sordum. Sanki sen derin bir sohbet mi etmemizi isterdin? Yani eğer bunun için tam bir bilgi almamı istiyorsanız Lucky'yi çok uzunca bir süre ormana göndermem gerekir. Onun için de vaktimiz yok. Anladım, sağ ol. Ne diyor? İnanmıyor. Nasıl inanmıyor? Başka bildiği bir şeyler var, bize mi söylemiyor acaba diyor. O ne biliyor? Ben gittim ormana, ben konuştum kartalla. Var mı bize söylemeyi unuttuğum bir şey? Hayır, hiç yok. Bana ne dese geldim söyledim, harfiye söyledim hepsini. Ben inanıyorum. Ben sana inanıyorum zaten. İnsanlar. Ne diyor? İnsanlar? Sen hariç böyleler. Aslında iyi insanlar. Boku mu iyi insan? Ne diyor, ne diyor Benji? Biraz alındı. Neye alındı ya? Duyguları olan bir çocuk Lucky. Ben senin Lucky'ye bok atmadım ki oğlum. Sen mi bir şey saklıyorsun dedi. Böyle sesler çıkartıyor bunlar kuzunun. Lucky değişik bir çocuk. Lucky arkasını dönüyor. Siktirsin gitsin, uçsun bu kuzgun değil mi? Evde, evde oğlum. Evde bizle oturuyor, sigara dönüyor evde. Evde akça oto dönüyor, ne dönüyor? Lucky öyle mi dedin, sana inanmıyor mu dedin? Hayır, şüpheleri varmış dedim. Tamam, şüphelerim seninle ilgili, Lucky ile ilgili değil. Lucky ile. Tam ben de ona sordum, eğer unuttuğum bir şey varsa söyleyebilirsin diye tekrar konuştuk. Aynı şeylerden bahsediyor. Niye bana burada gaklıyor, tıslıyor, bir şey yapıyor bu? Yani sinirlendi. Ha. Sana yapmıyor, genel olarak duruma biraz gakladı gibi. Lucky! Lucky! Hmm. Bir şey diyor mu? Ne diyeceksin merak etti. Ben sana bir şey demedim. Ne diyor? Sana bir şey dememiş, benden şüpheleniyormuş. Ben Lucky'yi anlıyorum. Lucky. Evet. Ne diyor? Hep Lucky dedi. Benim hakkımda bir şey mi diyor. Yani ben de sizin aranızda iletişim kuruyorum burada. Bir kuzgunla bir tank arasında bir geçen salak sürüldü. Bu aranın sırtında rün var ya. Bir tane ölümsüz bir tank var bir yerde. Bir ölmüyor bu, ölümsüz yani. Kıtlayan kuzgun var. Lucky'e söyle, onluk bir şey yok. Ben yine Lucky diyor. Severim Lucky'yi. Tamam. Seni ne kadar sevdiğinden bahsediyor Lucky. Senlik bir durum olmadığını söylüyorsun. Yalnızca ben bir şey unuttum mu onlara diye öyle bir aklına takılmış. O zaman yemek versin. Yemek versin. Garuk. Ha.
Hemen şu dolabın çekmecesinde peksimet olacak. Oradan Lucky'ye. İki tane versin. Tamam Lucky, tamam bir saniye. Ne diyor? Anlamadım galiba. İki tane versin diyor. Bugün tane. Karnı pek bir aç, iştahı pek bir açık. Lucky, ha. İki. Ha. Evet. İkisini de piç ediyor bayağı. birer tane de götürüyor. Yiyor. Tamam mıyız? Diyorum bence. Böyle duruyordu. Yemek falan yedikten sonra ikinize yönelerek oturmaya başladı. Hı-hı. İyisiniz gibi. Tamam, ben pançomu atıyorum ama. Kuzgunu ayrı. Yani bir tane Halbert'e gidelim. Abi ben pançomu aldım. Asamı aldım. İşte ıslığımı öttürdüm. Lucky omzuma geldi. Bir çanta falan filan çıktım. Çıkıyoruz yani gibi düşünüyorum. Hem silahlar kartada değil mi? Senin silahlar arabada. Kervanda, arabada. Ben de yani, tamam. Benim silahlar da benim büyük kendim. Meydanda mı buluştuk? Büyük meydanda buluşup oradan gidecek. Benjamin öyle bir şey attı ortaya. Tamam. Ya ben oradan büyük meydandayım. Albert'e mi gittiniz? Aynen. Yolda konuşacağız mı? Ben konuşmayacağım ama. Her şeyi hallettin mi Crispy? Hallettim, unuttum bir şey. Şahane, şahane. Bagava. Ruk. Ne oldu? Yok, selam verdim. İyi misin? İyiyim, iyi. Biz niye Yüce Albert'e gidiyoruz? Konsey üyesi gel dedi. Ne yapalım ya? Canım o saatte işim vardı mı diyelim. Sınırda buluşuruz dedi. Sınıra gidiyoruz. Ha biz sınıra doğru gidiyoruz. Zaten. Benjamin. Tamam sinirlenme, ben de gerginim. Sınıra yaklaştınız. Kale burçlarında askerler, nöbetçiler. Böyle bir... Ne oldu? Ne oldu? Yok sana yani yapmadım, yanlış yaptım. Mete bir yeri gösterdi. Askerler var. O kadar yoğun bir durum yok. Hani biraz low profile yapılmaya çalışılıyor bu sizin çıkışınız bu saatte. Çünkü gece genelde bu şehirden insanlar çıkmaz. Zaten sınırlarda yerleşim yerlerinin uzağında olduğu için orada çok büyük bir kalabalık olmadan 15-20 kişi arasından şeyi görüyorsunuz. İki adet hazırlanmış atlı araba, ikişer at ikisinde de. Önlerinde de birer at binicisi ya şoför neden denirse artık. Bir tane de muhafız. Yani araba. sizin dışınızda 4 kişi geliyor. Araba başında 2 kişi olmak üzere. Şeylerin içine baktığınızda, at arabalarının içine baktığınızda böyle filmlerde çok ikonik sahneler olur. Bir perde açılır ve sarı parlar bazı şeyler. Gerçekten öyle bir durum var. Hayatınızda bir arada göremeyeceğiniz zaten çok kesin olmakla beraber konsey üyelerinin bile nasıl bu kadar parayı topladığına şaşacağınız miktarda iki arabanın içerisinde de mücevherat, altın, gümüş, değerli taşlar, baharatlar, senin bile bilmediğin otlar Mete. Ivır zıvır birçok şey var. İşte işlemeli pançerler falan hatıralar. Öyle büyük sağlam bir yağ çekiyoruz gibi. Bir müthiş fotoğrafı. Müthiş bir yağ çekiliyor yani. Onu inceleyip çıktıktan sonra nöbetçi kulübesi gibi bir yerden, böyle gümrük girişi gibi nöbetçi kulübesi gibi bir yerde genç bir çocuk ıslık çalıyor size doğru. Ben ıslık çalmayı bilmediğim için çalamıyorum şu anda. Tamam. Küçük sarışın bir çocuk bu, böyle 10-12 yaşlarında. Kasket takmış. Biz ona doğru mu gidiyoruz? Kafasıyla içeriği gösteriyor. Ben devam ediyorum. Çocuğun ıslığına bile dönmedim bu arada. Karta. Efendim? Az önce bir çocuk bize ıslık çaldı. Sonra kafasıyla böyle yaptı. Çoluk çocukla mı uğraşacağız bir de ya? Ama biraz telaşlı gibiydi. Ne diyorsunuz? Ya,
Bir baksan mı acaba? Geliyorum hemen. Arta'yı yalnız mı gönderiyoruz off-rap'i? Küçücük çocuk ya, ne olacak? Ha, gidip geleyim ben gibi düşündü Kartal. Yani telaşlı bir çocuk, bir gidip baksam mı falan. Ben de gidiyorum Kartal'a. Aramızda bir 3 adım falan olabilir o zaman. Ben bir hemen tamam geliyorum. Aynen. Hemen deyip gittim ben mi? Ben tereddüt ettim. Sen gitmeye okay. Başlayınca arkandan geliyorum. Durum budur diyeyim. İkiniz giriyorsunuz. Ben birazcık daha öndeyim ve ikimiz beraber çocuğa doğru okay. Şu anda yol alıyoruz. Çocuk size kafa işareti yapıp içeri girdikten bir 10 saniye sonra da siz oraya yürüyüşünüzü bitirmiş oluyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Girer girmez Albert sizi selamlıyor. Kafasındaki kasketi çıkartıyor. Diğerleri nerede? Arkamda Garut'u görünce çok korkuyorum bu arada. Beklemiyordum. Garuk. Özür dilerim. Sen de mi geldin? Ne bileyim, yalnız gidince öyle. Eyvallah. Bir gidip şeyleri çağırıp geliyorum ben. Tamam. Yüce Albert izninizle. Evet de. Koştur koştur git diyorum. Şöyle. Oraya Albert'in oynamamız da gerek. Masanın etrafında falan mı Albert evde? Hı? Ev değil. İtirazımız yok. Küçük bir kulübe bu. Nöbetçi kulübesi. Ha, tamam. Sınırı ve... Ya da işte neymiş falan diye soruyoruz. Gidiyoruz tamam. Gibi. Geldiniz hepiniz. Kulübede cam gibi bir şey var mı? Pencere. Var. Nöbetçi kulübe. Ya arabayı göz hizamda tutmak istiyorum. Var, iki var. Arabayı. Var. Kendi gidiyor, kapıyı kapatıyor. Böyle cebinden... Bir kese çıkartıyor. Yani şıngırdayan bir kese değil. İçerisi toz gibi bir şey bulunan bir kese. Masaya koyuyor. Bunu alın. Bunlar iksirler. Size böyle bir set. Setten kastım dörtlü. Kırmızı. Mavi. Mor. Üç tane. İksirler. Her birinize iksir veriyor. Şey anlatır diyor. Benjamin anlatır diyor. Onun dışında. Tekrar hocamdan dışarıya bakıyor. O cübbesinin içerisinden bir tane böyle tebeşire benzeyen bir şey çıkartıyor. Hani boyut ve şekil olarak, doku olarak tebeşire benzeyen bir şey çıkartıyor. Hı hı. Yani böyle kim alır gibisinden, kim vereyim gibisinden bir göz süzüyor. Ben alıyor mu Crisp? Ben de size uzatacağım zaten. Ne olduğunu anladığım bir şey mi? Ha. Kartallarla sorun yaşarsanız diye. Yumuşak bir şey bu arada Okan. O gözüktüğü gibi değil. Uzaktan verdim gözüktüğü zaten gibi değil. Hani herkes deneyimlesin. Bir büküle de bilen falan. Böyle plastiğe de benzeyen aşağı yukarı falan garip bir şey. Ne bu? Severler. Yem gibi mi? Diyebiliriz. İyi pazarlık edin. Yalnızca bir tane bulabildim. Yüce Herbert, çok fazla kartal ve çok fazla hayvan yok mu? Yani sizce de... İdare edebileceğiniz kadarına düşürecektir sayılarını. Anladım. Ormandan gitmek zorunda değilsiniz. Dönüş için belki bir ihtimal. Unutmayın ki ormandan gidecek olursanız ormandan gitmeye cesaret edemeyen insanlarla karşılaşmamış olursunuz. Mesela eşkıya var mı? Bir ülke kurabilecek maddi değer taşıyorsunuz arabalarınızda, unutmayın. Cerber, lütfen küstahça algılamayın ama ormandan gidecek cesareti olmayan kimse bizle karşılaşmaya da cesaret edemez. Güzel. Savana arabaya has adamlarını dikti. Gözünüz onlarda olsun. Bize biraz daha
bilgi verebilir misiniz? En azından Narathalos hakkında. Narathalos hakkında benim bile çok şey bilmiyor olmam bu göreve gitmenize karşı çıkmamda büyük rol oynadı zaten. Ama bolca sudan bahsederler. Dağların yanına yaklaştırmadığı, alışık olmadığımız sulardan. Karayla, yerle temas etmeyen bazı sulardan bahsederler Narathalos'la ilgili. Daha büyük kuşlardan bahsederler. Kartalların avcılarından. Öyle ki kartallar insanlarla avcıları arasında büyük ormana sıkışmak zorunda kalmışlardır. Sizin hediyeniz sağlam. Arkanızda Galeren'in imzası var. Ama yine de görevin boyunuzu aşacağı ihtimali gözümün önünden gitmiyor. Umarım yeniden görüşürüz. Gerber, bir şey daha sormak istiyorum ekibim adına. Biz bu görevi kabul ettik. Görevi kabul etmezsek zaten başımıza gelecekleri hepimiz biliyorduk. En azından yaşayacağımız zorlukları. Ama diyelim ki görevi az başarabildik. Yani Narathalos'a ulaştık. Narathalos'taki görevin birinci kısmını, hatta belki ikinci kısmını bitirdik. Ama dönerken, dönüş yolunda başımıza bir şey geldi. Geç döndük. Büyük ormandan değil de başka bir yoldan geldik. Ya da başımıza bir şey geldi ve dönemedik. Bu durumda ne olur? Önce sizin için bir dua ederim. Daha sonra bu görevi yeniden planlamamaları adına konseyi ikna etmeye çalışırım. İnatları bitecek gibi gözükmüyor. Paraları var. Ama bir şekilde oraya gidebilirseniz dönüş rotanızı kalem çizecektir. Ne? Nasıl yani? Narathalos'tan kalemle dönmeyi başarabilirseniz dönüş yolunuzla ilgili kaygınız olmasın. Ha. Anlamadım. Siz kalemi bir alın da diyor. Ha. Geri dönüşü diyor kolay olur. Kalem diyor sizin rotanızı çizecektir diyor. Garuk ben sana çıkınca anlatacağım. Tamam. Normalde bak Garuk anlamaz. Tabii ben de anlamadım ha. Kalem nasıl çiziyor ya? Efsunlu herhalde. Siktirin Efsunlu. En konseyesi önemli değil. Eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa isterseniz biz ufaktan yola çıkalım. Kendinize iyi bakın. Eğer dönemezseniz birilerine İletmemi isteyeceğiniz mesajlarınız var mı? Lucky iletir. Sayın konsey üyesi. Sizin? Benim yok. Müsaade edebilir misiniz diyorum arkadaşlarıma dönüp. Ben çıkıyorum dışarı zaten. Hayırdır? Konuşabilir miyiz diye bir son. Ben hayır da demiyorum da bakıyorum sadece yani. Bu bir şey olursa söyleyeceğimiz şeyle alakalı. Başımıza bir şey gelirse. Senin başına bir şey gelirse belki biz söyleriz. Kulaklıklarını kapasınlar mı gerçekten? Hayır. O zaman nereden şöyle yapalım. Sayın konsey üyesi, başıma bir şey gelmesi durumunda büyük meydanın İki arka sokağında bulunan
aktardaki büyük Sovereign Usta'ya iletebilir misiniz? Ures Pomo Impesatum. Sen öyle yapınca Ures Pomo Impesatum diye tekrar ediyor. Ben çıkıyorum. Senin cebine bir şey koyuyor. Ben çıktım bu arada. Senin cebine bir şey koydu. Ben oradayım hala. Benim mi cebime koydu? Surayın. Ha, tamam. Sen ona bakarsın sonra. Ekibimiz yola çıkıyor. Çıkışta... Yola çıkmadan bir bana 2,5 dakika verir misin hocam? 2,5 çok. Bir. veririm canım. Buyur. Benjamin. Efendim Crispy. Özür dilerim. Agava. Aklımla oynama benim. Siz geldiniz mi arabaya? Yok, geliyoruz ya. Yoldayız. Adam, yoldasınız. Ben arabadayım çünkü. O yüzden soruyorum. Evet, sen arabadasın. Benjamin de arabada. Ben Bagava ya az önce gördüklerini sormaya çalışıyorum. Tamam. Bagava. Ures posos paspasasos. Evet. Büyük meydanın arka sokağı. Bu esnada arkadan 10-12 yaşlarında sarışın kasketli bir çocuk kulübeden çıkıyor, şehre doğru yürümeye başlıyor. Aktar. Büyük meydanın iki arka sokağında. Hani birbirimizle acaba paylaşmamız gereken başka bilgiler var mı gibi. Siz beni yanlış anladınız sanırım. Biz yaklaşık olarak belki 5, belki 6 senedir Milil Tanrımızın hizmetkarları, Milil'in hizmetkarları olarak sevgili Sovereign'le birlikte pek çok evsize, şehrimizde bulunan, Galeren'de bulunan pek çok evsize olabildiğince elimizden yardım etmeye çalışıyoruz. Eğer benim yardım edemediğim bir durum olacaksa bundan sonraki zamanlarda, bunu onun tek başına yapabilmesi için gerekli olan bir şifre diyeyim ben size. Anladım. Böyle iyi biri olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Bu esnada o dop dolu kesenin içinden bazı otları çıkarıp Benjamin bazı şeyler yapıyor onlarla. Ondan sonra ekibin onlarca yüzlerce görevi arasından belki de en bilinmez, en zorlu olanı bir şekilde kabul etmek zorunda kaldıkları Naratalos görevi de resmi olarak başlamış oluyor. Bir sonraki bölümümüzde Naratalos'a doğru giderken başlarına gelen şeyleri, gidebildikleri durumda orada yaşayacakları şeyleri, dönebildikleri durumda burada yaşayacakları şeyleri oynamaya çalışacağız. Sürünün ilk bölümünün sonuna geldik. İzleyen herkese yeni senaryomuzu bu saate kadar çok yüksek bir oranla bekleyen, dinleyen, evet, izleyen Allah. Herkese teşekkürler. Tunç'a bir alkış. Ya kendimi alkışlıyor gibi oldu. Çok özlemişiz ya. Yani bayağı. Bakacağını falan. Böyle chat'e de bakıyorum. İnsanlar da gerçekten böyle ağızlarından salyalar aka aka mutlular. Çok sessiz, sakin ve ilgiyle dinleyen bir topluluk var. Herkes pür dikkat oyunu mu izliyordu? Abi alt tab izlemece. Bir şaka oldu mu herkes dönüyor. Klap'te herkes dönüyor. Evet. Yan monitör çok güzel. Ben uyudunuz sandım ya. Yan monitörü atıyorlar genelde. Burada böyle valo malo bir şeyler. Bize helal olsun. Arayı çok açmayacağız. Perşembeye söz vermiyoruz ama yani 7 gün içinde bir oyuna söz veriyoruz. Ben açtırmam arayı bu arada. Ben zaten. Aldım tadına bir. Bana bir parmak bal çaldınız. Bir tane daha mızrak savurmadım ben. Sen sana 2 tane mızrak aldım ya. Ben ikinci bölüm bir savuracağım, sen dur. Teşekkürler herkese. Bu yayın herkese açık olarak birazdan yüklenecek kanala. Kaçırmış olanlar başa dönüp izleyebilirler. Ortadan bir yerden yakaladıysanız. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler herkese. İyi geceler.